أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Doktorum bunu değiştirir misin abi? Değiştirdiler mi yoksa? Değişti. Ha bitti. Bugün 9 tamam. Allah iki canını aziz eylesin. Tamam. Cenab-ı Hak aklına mukayyet olanlardan eylesin inşallah. Çok ilginçtir. Akıl, böyle bir Allah düşün yani bugün uyutmadı beni. Bunu mukaddemeyi bitireyim diye bugünkü dersi. Tasnif ettim öncesini sonrasını. Saat bir küsürdü yattığım zaman. Oysa 12'den sonra kalmamaya çalışıyorum. Fakat bugünkü dersi yetiştireyim diye. İnanın mübalağasız, yemeği çoğu zaman unutuyorum. Gün cumartesi böyle sırf bu mukaddemeyi tasnif etmek için komple bir gün verdi bugünkü dersimize. Allah'ı gece onu da paylaşmak istiyorum. Allah'ı düşündüm böyle. Allah işte. Bu Allah aklı muhatap etmiş makamına çıkarmış. Muhatap olmuş. Muhatap etmiş. Çok garibime gitti yani. Sonra dedim ki Allah'tan kim korkar? Tanıdığı kadar. Niye gavurlar korkmuyor veya sefiler, gafiler? Allah tanımıyor ki. Çöplükte bomba olsa oradan geçer ama bilen zor geçer. Yani bilmiyor. Şimdi muhatap ilahi olacak makama çıkartılmış. Muhatap ilahi olacak makama çıkmış yani. İnsan böyle, akıl. Böyle bir makamı alaya çıkmış. Şimdi öyle bir akıl. Şimdi mukaddeme yapıyoruz. Dün, geçen hafta ısırma idi. Şimdi aklın lügat manası. Bir de bu tanımı, lügatın dışında tanımı, anlamı. Şimdi aklın aktif olduğu yer taakkuldur. Onu göstereyim. Şurası. Taakkul bizim sistemin adı. Yani akıl dünyasına hoş geldiniz. Onu da diyeyim. Akla giriyoruz. Geçen hafta tanıma girmiştik. Şimdi akla giriyoruz. Belki de bu derslerin toplamı kadar, şu derslerin toplamı kadar ders var. Akıl hakkında vahiy muhatap olan, ilk vahiy muhatap olan, kabul edip reddeden bir sistem. Hadis-i Kutsi'deki okuyacağım. Elmalı'da. Yani bir şeye baktım. Felsefeye baktım. Akıla ne demiş? Elmalılı Hamdi Yazır'a baktım. Bazı tefsirlere baktım. Ondan sonra bir Gazali'ye bakmadım. Kasten bakmadım ki nazarımı böyle blok edip Risale-i Nur'dan ona o kalıp üzerine alayım. Mesela bir kalıp koyarsam onu dolduruyorsun suyla. Öyle olmayayım diye. Saf olsun. Böyle bakayım. Saf bir zaman. Ve bakmadım ona. Ötekiler Kur'an ayetleri için baktım. Ama Gazali kendi şeyleri olduğu için kalıpları kasten bakmadım içeride olduğu halde. Yani zihnin kalıplaşmasın. Saf olsun. Aldık kadar alsın. Net olsun bir şeyin mütemimi olmasın. Dolayısıyla ona bakmadım. Şimdi bu en çok serbest bölge hakkında konuştuk. Taakkul ile bizde bir sistem. Akıl ise bu sistemin içindeki eylemsel hali. Yani fail. Nasıl ki kainatta, şöyle diyeyim, taakkul nerede? Şöyle yapayım. Taakkul görüyor musunuz? Lef-i mahfuzun alem-i şehadete giydirdiği elbiseye lef-i mahfuz.
Daha önceki bildiğimizi tabir yapayım. Buna girmeden. Alemi misali, alemi şehadete giydirdiği libasın adı haya. İnsandaki eylemsel hali, aktif hali, fiili hali, tahayyül. Alemi mananın, alemi şehadete giydirdiği hakaiki nisbe, hakaiki hakikiye, vahidi kıyasiler, emri nisbiler, emri itibariler, insandaki eylemsel hali, tasavvur. Şimdi taakkul, lef-i mahfuzun, ceberut, yani tasavvuf literatüründe ceberut. Temsilcisi Cebrail. Cebrail bir başka şeyi Ruhul Kuddüs. İlmi kelamcılar aklı kül. Bunu kaçırma gafurum. Aklı kül. Cebrail'i biraz hani anlamı sıfatı aklı kül. Ve niye böyle altını şey yapıyorum? Aklı kül bir adım daha tamam dedi Miraç'ta. Yanarım deyip insan nevi geçti. Aklı kül. Yani o alemi anlatıyorum daha bize gelmeden. Bir, lef-i mahfuz. Lef-i ezeli deniyor 16. lemada. Ezeli lafaların indiği yer, ilmi ilahinin indiği yer, Allah'ın subutu sıfatından, kelam sıfatından, lef-i mahfuza inme serüvenine, ilmi ilahi. Lef-i mahfuzdan bize, Peygamber aleyhissalatü vesselam, vahiy ilahi, orada ayete dönüştürülüyor. Evamiri tekviniye, iki tane ayet var, ayet çeşitleri var. Bir tanesi yazılım ayetleri, Kur'an-ı Kerim, sistem itibariyle kainatta evamiri tekviniye, mevcudatta ise vücud haricisi ayat-ı tekviniye, elma, armut, dağlar, tepeler ve insanlar ve insanların sözleri. Hepsi ayat-ı tekviniye giriyor. Şeytanın sözü de öyle. Onun için Kur'an'daki o sözü ayat olması, ayat-ı tekviniyenin evamiri tekviniye dönüştürülmesidir. Yani herkesin yaş kuru, her şey var ya Kur'an'da. Yaş kuru, Kur'an'da hepsi var der. وَلَا رَبِّمْ وَلَا يَبْسِنِ لَفِ كِتَابِ الْمُب۪ينَ Vardır. Nedir o? Ayat-ı tekviniyeler, evamiri tekviniye, üçü aynı zaten. Kainat, şeceri hilkat, Kur'an-ı Kerim, kainat, vücud haricisi, yazılımı, Kur'an-ı Kerim, onun insandaki karşılığı, yani insandaki yapı, ruhsal, yani insan denilen sistem. Üçü aynı. Geçişler yapılıyor. Alemleriyle yapılıyor. Alemi misaller bizim tahayyül yapıyor. Alemi maneya tasavvurumuz yapıyor. Lef-i mahfuza geçişler taakkulumuz yapıyor. Şimdi üçü aynı. Üçünü bir şey izah ederken, anlatırken, tanımlarken, çözerken karşılığını mesela Kur'an'ı, şeceri hılkati ve insan. Üçü aynı. İnsan-ı ekber deniliyor. Kainat-ı kübra deniliyor. Bakın Kur'an'a Kur'an-ı Ekber diyor. Kainat Ekber diyor. Kur'an-ı Kebir-i Kainat diyor. Kur'an-ı Kebir 15. şu anda. Kur'an-ı Kebir-i Kainat. Tamam mı? Büyük Kur'an. Dolayısıyla şeytanın sözü değil, herkesin hareketi. Benim şu hareketim bile Kur'an'da var. Ama nasıl var? Bu devrikada var. Yazılım. Ağaçtaki çekirdek. Detayı kadar. Biraz detay yapıyorum ama. Çünkü çok mühim. Allah'ın muhatap aldı ve aklı anlar, etrafını şey yapmaya çalışıyorum. Böyle bir lef-i mahfuz var alemde. Allah'ın ilmi ilahisini indip ayete dönüştüğü ilmin. Çünkü Allah'ın subuti sıfatında vahiy denen bir sıfatı yok. Yani böyle bir isim yok. İlim, irade, sem, basar, kelam, kudret, hayat. Zaten vahiy daha şeyde belirleniyor. Demek ki ilmi ilahi vahiy, ayete dönüştürülüyor, indiriliyor. Şimdi av alemin adı Lev-i Ezeli deniliyor. Lev-i Ezeli, ezeli levhaların, yani Kur'an-ı Kerim'in, ilmi ilahinin oluşturduğu alem. Lev-i Ezeliler oluşturuyor. Bu Lef-i Mahfuz deniliyor. İki tane defteri var malum.
İmam Bey'in kitabı mübin. Oraya girmiyorum. O Lef-i Mahfuz'un alem-i şehadete bir elbise giy demiş. Alem-i şehadete. Tamam. Elbise giy demiş. Evamir-i tekviniyelerdir. Yazılımlar. İnsandaki bunun karşılığı ise işletim sistemi taakkuldur. Bu sistemdir. Kendisi bir şey değil. Sistem. Bunun aktif hali, yani fiildeki durumu aklı. Yakılun. Yani Türkçe'de konuşurken akıl diyoruz ama aslında akıl. İkal hükümden. Yani onu konuşacağız. Akıl. Akılın hemen şeyini söyleyeyim. Somutla pek işi yoktur. Somutla işi yoktur. Somutu, yani realiteyi, vücudu hariciyi insan ile anlamlandırarak veya vahiy ile ona bakıp insanda anlam katar. Burayı kaçırmayın. Zeka ise, bu noktada zeka ise beş duyu. Ki ustadımız yedi diyor. Göz, burun, dil, kulak, el. Beş değil mi? Sevk ve şefk. Rüyabasi'nde söylüyor. Sevk ve şefk yedi duygu. Yedi duyguların tek tekleri veya bütünselliğinden ortaya çıkan bizdeki özelliğe zeka denilir. Bu çok önemli. Beş, yedi duygunun tek tekleri veya bütünselliğinin harmanlanmasındaki bizdeki akıl, bu taakkulun içinde akıl var. Aklın içinde bir sıfat var, zeka. Zeka bu sistemin, yani zeka yedi duyunun bütünselliği. Onun için Kur'an akla vurgu yapar, zekaya yapmaz. Zeka sıfatıdır. Dolayısıyla Selefi Salih'in uleması duyarsınız diye söylüyorum. Ahlak ile aklı özdeş olarak kullanmıştır. Aklı olanın ahlaklı olduğunu, ahlaklı kadar aklı olduğunu, akıllı olduğu kadar ahlaklı olduğunu. Aynı zamanda diyet anlamında kullanılır. Elmalı'dan okuyacağım size, çok acayibime gitti. Adam öldürmüş veya bir kaza olmuş. Diyet ödemek. Diyet. Bir şeyi alıp da Rabbinde meratıp kazanmak için diyet ödemen gerekiyor. Diyette akıldır. Mehir diyoruz da. Bu manaların alınması için bu derse katıldı. Bakın nimet. Çok iyi biliyorsunuz ki almıyoruz, alamıyoruz. Yerimiz ufak. Yani bunun nedir? Şükür. Şükür nedir o? Dikkat etmek ve devam etmek. Böyle. Bunun, dikkat nedir? Nazik ve nazeninlerin, değil mi? Bu kızın mehirleri diyor. Dikkat latifesidir. Dikkat öyle bir laf değil. Latifeymiş. Bu da böyle. Demek ki zeka ile, gene konuşacağız geçtikçe, ama temelde aklın özelliği huluklar, huyların ceminden ortaya çıkıyor ki vahye bağlılığı nispetinde akıllıdır. Bir daha ekleme yapıyorum. Alleme Adem esma külleha. Biz Adem'e bütün isimleri öğrettik. Yoksa 30 küsur yaşında, 33 yaşında geliyor. Cennet yaşı 33'tür. Kızların, kadınların 18'dir cennette. Bir rivayete göre gelmiş. Nasıl gelir tek başına dünyada? Dehşet ve vahşet olması lazım. Hiç kimse yok. Ama demek ki isimler öğretilmiş. Öyle hikaye, maymun falan yoktur. Tam tersi vardır. Maymundan insan yoktur Kur'an'da. Ama insanda maymun vardır. Hayvanlaştırdık diyor. Şimdi Adem Aleyhisselam geldiği zaman, Adem Aleyhisselam... Efendim? Şeye çarptı. Kulağına. Kulağına mı çarptı? Ha, daha gitmiyor. Orayı görmemişiz. Şimdi Adem Aleyhisselam geldiği zaman bu isimlerin kullandı. İsimlerin vasatını kullandı. Hemen onu da şey yapayım. Bir maddi jeneratör var. Bir de manevi jeneratör. Enerji imale diyor. Şehirde ceren kesildiği zaman jeneratör şey yapar, süpürge makineleri, fırınlar, calaskallar, ampuller, bilgisayar çalışır. İnsanın alem-i şehadetteki isyanı devam etmesi, yaşaması için üç tane jeneratör var. Enerji imal eden santral. Kuvve-i şehriye, kuvve-i gadabiye,
kuvve-i akliye buna enerji iman ederler. Kuvve-i şehveviyenin ifratı nedir? Fucurdur. Tefriti humuttur. Vasatı iffettir. Tamam mı? Şunu yazalım. Ama şey yapalım, şurayı sileyim. Bunu sileceğiz artık. Buna şey kalmadı. Bunu siler misin abi? O çok önemli şey söyledim. Şey yapacağım. Bismillah. Hep siler abi. Nasıl? Tarih de bitti. Şimdi o silerken kuvve-i şehviyenin ifratı fucurdur. Helal haram demeden böyle yaşamak. Humut da helaline bile arzusu yok. Kuvve-i gadaviyenin ifratı nedir? Hatırladınız mı? Tehevür. He? Tehevür. Tehevür. Ne demek? Maddi ve manevi bir şeyden korkmamak. Tefriti ise cebanettir. Korkulmaması gereken de korkar. Vasatı? Şecaat. Kuvve-i aklinin ifratı? Celbeze. Tefriti? Kabavet. Vasatı? Hikmet. Ha, tamam abiler. Şimdi üçünün vasatını alacağız. Şecaat, iffet, hikmet. Toplamın adalet denilir. Öyle adalet, hak sahibinin hakkını vermek falan değil. O bir tarafı değil derken sıfı değil. Yani yapıyorum. Gireceğim hepsi ya. Kuvve-i şehviyenin İfrat tefrit azalsak yetişmez. Şöyle diyeyim. Üçünün de vasatını mı yazacağım? Evet, şöyle yapayım. Aşağı doğru. Şöyle yapayım. Şehviye tefriti neydi? Humut. Bu kuvveyi şurayı da yapalım. Mesela? Ha. Şöyle üstüne şey yap. Neticesini söyleyeyim mi? Artık biliniyor. İfrat, tefrit, vasat. Öyle iyiydi abi. Öyle iyiydi. Üçünü de yazın öyle. Öyle mi? Kuvve-i şehriye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye yazın. Umut. Heh. Ona iffet. Fucur. Fucur. Tamam. Sağır oraya üçü de abi ya. Hem basit bir şeyler de görelim ya. Peki sağır. Abi şöyle yap. Şöyle. Şartlı durdun. Abi şöyle. İfrat. Tam onu. İfrit, vasat. Tam o zaman yapayım. Vasat. Şöyle yapalım abi. Tamam. Kuvve şehri. Ver. Sağır. Şöyle yapacağız. Biraz daha geriye alalım abi şöyle, kuvve-i şehveyi, ha? Tamam baba abi. Abi altına kuvve-i gadaviye, kuvve-i akliye. Öyle değil abi, öyle değil. Üstüne yazacağız. Şunu dursun. İfrat, tefrit, vasatı şuraya yazayım. Tefrit. Vasat, ifrat. Vasat. Öyle değil mi? Evet, öyle. İfrat. Birazcık daha abi şöyle, az daha böyle açalım isterseniz. Şöyle bir okuttu buraya. Buraya kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye. Tamam, doğru. Fark ediyor musun? Tamam. Güzel. Tamam, onları da yaz. Al o siyah. Siyah ile yaz, onu da yaz. Fucur mu? Fucur. Humut. Sırdırama. İffet. Fucur. Kuvve-i gadabiye, cebanet, şecaat, nedir ifşi? Tehevvür. Tehevvür. Peki, aklın?
Emre. Hadi bakalım. Umut. 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 Nasıl? Kabavet. Kabavet. Gaya çevirin ha. Kabavet. Hikmet. Sonra? Cerbez. Cerbez. Tamam. Eyvallah, sağ ol. Şimdi buraya da bunların toplamını adalet. Hak sahibine hakkını vermek, muvazene, muhakeme vesaire deniliyor ya. Adalet, bakın, iffet, şecaat, tencereyi getir. İffet, şecaat, hikmeti karıştır, cemindendir. Yani öyle adalet basit bir şey, sıfat değil ya. Yani. Allah Allah, Hazreti Ömer demek ki bunu cem etmiş. Cem etmiş. Evet. Çok acayip bir şey. Çok acayip bir şey. Evet, hikmet sahibi. Boşuna mesela böyle hak sahibine işte öt öt bağırdı Hazreti Ömer, Hazreti Ali niye gitsin? Zaten hikmette Hazreti Ali var. İffet Hazreti Osman var. Şecaatta Ebu Bekir var. Tabii şecaatta çok şey yani, hiç endişesi yok, sıltı gir. Cem etmiş. Yani normal değil yani. Çok acebime gidiyordu. Şimdi kuvve-i tahakkul sistemdir. Bu sistemin içerisindeki eylemsel hali vahiy ile bağladığı zaman akıl ortaya çıkıyor. Akıl huyların, hulukların yani sıfatların, vasatlarının cemiidir. Ahlak. Ahlak nedir? Esma-i Hüsna'ların, Esma-i Hüsna'ların vasatları ahlaktır. Dimadaki karşılığı ahlak, kalba ait sıfattır. Dimadaki karşılığı ahlaktır. Selef-i Salih'in ahlak ile aklı özdeş kullanır. Aklı varsa ahlakı var. Ahlak ise akıldır. Tamam. Şimdi şeyi biliyoruz. Evet. Aklın bu tanıma devam ediyoruz. Bu akıl İyyâke nâbudû. İyyâke nâbudû'nun muhatabı akıl mıdır abi? İyyâke. Evet. İkal, ukul dengeliyor. Akıl. İkal. Ay. Ayn ka, kal, elke kaf, ve le, ikal şeyinden geliyor. Ukul, akıl, bağ demektir. Bağ. Yani bağ varsa vardır, bağ yoksa yoktur. Vahiye bağlılık. Şöyle yapayım. İkal. Böyle kökünden geliyor. Şimdi ben size akıl, hatırlama demişler. Zihin, zihin yararak anlama. Zihin yorarak, pardon, yorarak anlama. Akıl verdirme, hatıra getirme. Men etmek. Yani bazı şeyleri men etmek. Sığınacak yermiş. Aklına sığınıyor. İnsanın içine sığınıyor. Çok tuhaf bir yer. Sığınılacak yermiş. Sığınak yeri. İnsanın hayrı, şerri ve ilimleri anlayan, bunlar müfessirler, alimlerin söylediği sözler, toplamışım. Kim demiş? Hani bayağı, yani ondan arı gibi toplamışım. Birisi demiş ki men etmek, birisi demiş ki sığınılacak yer, birisi demiş ki hayrı, şerri ve ilimleri anlayan, sebeplerden neticeleri çıkaran ve eserden eser sahibine intikal eden hasse demiş. Hasse, tamam mı? Başka, düşünme ve anlama kabiliyetiymiş. Çok tuhaf yani, size de gönderdim. Zihin, zeka, tefehüm, fehim, irade, anlayış, kuvve-i hafıza, mülahaza, rey, yaptığını bilme. Bak acayip şey, zihin demişler. Zihin olsa vicdana ait bir sıfat değil mi? İrade zihniyiz ama zihin demiş.
o keşfinde o zat. Zeka demiş, tamam zeka doğru. Tefehüm, aklın sıfatı, hani var ya 30 küsür tane. Bu dolayısıyla adı koymadık ama 30'u geçiyor. Fihi, irade demiş büyük zat. Hey mübarek, vicdana ait bir sıfat değil mi? İrade zihin ise ama Bediüzzaman Hazretleri iradeyi vicdanda de akıldaki şey ihtiyari cüz'i. Cüz'i ihtiyari. Cüz'i ihtiyarına vazgeçtim diyor. Ama irade demiş, ben hiç dokunmadım, aldım. Hasıl olan suret, yani çok tuhaf, bir de okuyorum. Zihin, koyun tencereye, zeka, koyun tencereye, tefeüm, koyun tencereye, fihim, koyun tencereye, irade, koyun tencereye, anlayış, koyun tencereye, kuvve-i hafıza, koyun tencereye, mülahazayı, koyun tencereye, rey sahibi, reddedip kabul etme özelliği, koyun tencereye, yaptığını bilme, koyun tencereye, ilimi, koyun tencereye, İşte bunların bütünselliğinden ortaya çıkan zihindeki resim. Akıl demişler. Ya bu da acayip bir alimmiş ya. Zihinde hasıl olan suretmiş. Bu Nusrat onaylıyor. Kızılicaz da böyle diyor. Hatta kelama da fotoğraf diyor. Çok kelama Harun'a, Harun'un sahasına gireceğiz ama Harun'u tutacağız, Harun'u sokmayacağız bu şeye hemen, bu mesele. Çünkü biz oraya sokarsa, kelam olacağı için Harun'un sahası biraz, adamı tahrik ediyorsun. Şimdi oraya göstereyim size, çok Kızılicaz da. Bak şöyle tek tek meşgul olmuşum şu Kızılicaz'a. Hulasa lafız. Bak 703. Bak hulasa lafız. Fikrin kaymağı, tasavvurun sureti, teemmülün bekası, yani içindekilerin toplamının bekası, zihnin remzidir. Yani nereden besleniyor lafız? Bir daha. Fikrin kaymağı, tasavvurun sureti, teemmülün bekası, zihnin remziidir. Mesela bazı bir laf söz, yani kelam. Kelamda ne var ya? Bir laf söylersin, 20 sene unutamazsın, ağırlığını kaldıramazsın. Sana bir kelam söylerler, seni bulutun üstüne atarlar, o kadar hafiflersin. Yani seni ağırlaştırıp hafifleştirendir. Allah Allah. Yani böyle bir iki kilo olsa hiçbir şey değil. Mesela vicdani bir ağırlık. İşte 10 sene önce yaptığım bir şeyi. Vicdan ağırlığı çekmek kolay mı? Keşke ben bunu hamallık yapsam. 5 sene de, her 3 sene o vicdandaki o hepimizin bir yarası var ya, o bir yaramız var ya, keşke onu yapmasaydım demeseydim diyoruz. İşte lafız böyle bir şey. Hem hafifleter hem ağırlaştıran bir şey. İşte Kur'an'da fethuli fi ibadi vethuli cenneti, evet cennet cehennemimizi boğuluşturuyor hususu dünya. Fakat bu yoksa bundan bir şey olmuyor. Çünkü delinin, metubun, çocukların böyle bir şeysi olmuyor. Demek ki taakkul aktif olursa akıl oluyor. Onun da sebebi vahye tabi. Kelam bu abi. Şimdi çok darugatına gidiyoruz. Efendim Osman bir şey var. O kelam burada lafzın şeyini söylemişti. Lafız. Kelamda, kelamın sureti de lafızdı değil mi? Evet, sureti o. Bu da lafızın zihindeki işareti. Neydi de onu? Teemmülü. Yani lafızı anlatıyor. Sureti ve resmidir. Bu lafız. Tamam. Ama kelamın sureti de lafız. Evet. Onun kişiye has değil mi bu? Tabii kişiye, herkes has. Herkesin ayrı. Mesela kişiye has derken, aynı şey sen söylersin, aynı şey doktor söyler, aynı şey Osman söyler, tesir farklıdır. Sebebi şu, mesela bir misal vereyim, lime tekulüne malate falan diyor ya, yani yapmadığı kişi söylememesi lazım, söyleyecek ama tesir etmez pek, az. Ona örnek vereyim size, çok ilgimi çekmişti düşünürken. Mesela adam kış,
Soğuk. Kalorifer çalışmıyor. Tamam mı? Çalışmıyor. Böyle soğuk bir yerdesin. Televizyonu açtınız. Belgesel veya bir filmde. Bir ekvator bölgesinde. Yani sıcak bir yerde. Sıcak. Yani Arabistan. Filmini seyrediyorsunuz. Ama ateş gibi yanıyorlar insanlar. Sen şimdi soğuk yerden onu seyrederek ne kadar etkileniyorsun? Yani bunu ne kadar kaldırır? Çok değil abi. He, çok değil. Çok değil. Ha, işte yapmadığın şeyi söylemek de bu kadar tesir eder. Hı hı. Yani soğuk yerde sıcağı seyretmek. Şimdi devam ediyorum. Kalbe hak ve batılı ayırt edebilen bir nur. Kalbin, şöyle kalp düşünün. Kalp şu yukarı, şurada yukarı. Bu bedenin durması için bir ayağı lazım. Bir ayağı lazım. Dima ve vicdan. Şimdi bununla yapar, bununla yapar. Ayakta yürür. Dolayısıyla mesela bu el bir şey yaptığı zaman akılla yapıyoruz ya. Şimdi kalbinde hak ve batılı hangi sistemi ayırt ediyor? Aklın bir hizmetçisi olan akıl yapıyor. Bu haktır, bu batıldır. Akıl esasen imsak ve imtisak manasındadır. Bunu şey yapacak, anlatacak. İmsak ve imtisak çok gariptir. Şu. İmsak ne? Baba resim gönderdim size. Dima resim. Evet. Dima resim. Şu. Orada duruyorum. İmsak ve imtisak da duruyorum. Burada izahı var. Müştab yeni ansiklopedide toplamış. Orada bunu izah ediyor. Oraya geçiyorum. Yani 28. defterin 3. sayfasındayım. Düşünme, anlama kabiliyeti. Yani orada durdum imsak. Çünkü imsak çok önemli. Düşünme, anlama kabiliyeti. Zihnin veri tabanı. Zeka, tevehüm, fehim. Biraz önce cüz-i irade, anlayış. Kuvve-i hafıza, mülahaza, rey yaptığını bilme, ilimde hasıl olan suret, insan zihninin sıfatı, kalbe hak ve batılı ayırt edebilen bir nur diyor. Hukukta bir cinayetten dolayı icap eden diyeti vermektir. Yani akılla yapılan bir suçun, hatanın veya bir şey alınması gerekiyorsa onun diyetini vermek. Akılla ne alakası var? Çok garip bu. Diyet manasında da kullanılmış akıl. Diyet. Neyin diyeti? Akıl esasen imsak demek, kendini tutmak, hapsetmek. Yani yapma, olmaz, diyemem, yapamam, veremem. Onun şeyi, imsak. Yani bedeli. Yani bir şey yapmıyorsun, demiyorsun. Ne ile? Diyet veriyorsun onu. O yapmamak için, dememek için akıl. İmsak manasındadır veya vermektir. Vermemek ve vermek manasındadır. Diyet vermek, örnek veriyorum, kan dökülmesini men ve imsak edecek müeyyit bir kuvvet mesabesinde olduğundan bu cihette diyete akıl denilmiş olması meruzdur. İmsak ve imtisak diyor abi. O ne demek? Yani işte onu anlattım. Mesela imsak, men ediyorsun. Mesela imsak var ya, oruç. Evet abi. İmsak girdi, yiyemezsin artık. Bitti, sınır. Hudutları çiziyor yani. Evet, hudutları çiziyor. Helal ve haramını çiziyor. Veriyorsun, vermiyorsun. Bunu yapmıyorum, bunu yapıyorum. Buna karar veren akıldır. İmtisak nedir abi? Bunun tersi işte. Ve imsak kesilme. Ötekisi ortadan kaldırmak, yapmak. Misaktan geliyor mu acaba? Misak, evet. Kur'an'da geçiyor. Kur'an'da pek çok yerlerde zikredilen akıl hakkındaki birkaç ayetler. Mesela Kur'an'da bir, aklı istidlal ve tefekküre teşvik eden ayetlerden bazıları. İkinci sure 164. ayet, 13. sure 4. ayet, 30. sure 24 ve 28. ayetler, 45. surenin 5. ayeti. Aklını hüsnü istimal etmeyenlerin cezasını, bak ne diyor, aklı hüsnü istimal etmeyenlerin, doğru kullanmayanların cezasını 10. surenin 100. ayeti.
Temsilat-ı Kur'an'ın hikmetini alimler takul ederler. Yani temsilatın kıymetini ancak alimler şey yapar. Zaten kimler Allah'tan korkar? Allah'ı tanıyanlar korkar. Niçin gavurlar, sefiller, sokaktaki insanlar Müslüman kadar ölümden korkmuyor? Lakayt, ölüm, bayılmak zannediyor. Niye ölümden korkmuyor? Niye dinde, oruçta şey? Lakayt, Allah tanımadıkları için. Niye tanımıyorlar? Kendilerine insan bilmedikleri için. Kendilerini tanımadıkları için. Beşer, şerlerle dolu insan böyle. Beşer, et ve kemikten ibaret olduğunu, uçkunluk ve müdesiyle olduğunu, yani insanlığını et ve kemiğe indirgediğini, bunların en akılları, filozofları her tanımlamanın sonunda hayvandır demiş. Düşünen bir hayvandır, mücadele eden bir hayvandır, üreten bir hayvandır. Hep hayvan demeleri. Bunların en akılları insanı hayvan demesi. Dolayısıyla insanın insan olduğunu bilmemekten kaynaklanıyor. İnsan insan olduğunu bilmiyor. Akıllı filozoflar böyle diyor. İnsan bir hayvandır. Oysa 218 şualarda insan tarifine bakın. 20 vecihle insan tarif ediyor. O Haşir Risalesi'nin 11. hakikatında besmele harfi kaç tane harf var besmelede? 19 tane sıfatı var insanın. Ben daha önce 11 söylüyordum. 11. hakikatın 11 sıfatı değilmiş. Dün baktım, tek tek saydım. Murat'a istinaden abi 11 hakikat var demişti. Ben de onu bir de ben bakayım dedim. Değilmiş. 19 tane. 19 tane sıfatı var. İnsanın hakikati bu. İnsanın tarifi ise şu anlar 218'de ne hayvanı ya. Dolayısıyla insanlık dünyasının %80 insan olduğunu bilmiyor. Bu da %20'sine tekabül ediyor Müslümanlar. Gel Müslümanlara. Müslümanların %80'i yaşadığını ve iman nimetinin kıymetini bilmiyor. Gel cemaatimize. %80'i avamdır cemaatimiz içinde. Tarikat meşreplidir. Abi işte hoca o ne demiş? Aklını ona teslim edin. Biz de tahkiki okusa bile okuduğuyla amel edemez hale gelmişiz. Böyle demiş ama ille birisi onaylayacak. Böyle demiş ama hikmeti vardır diyen %80 avamdır. Okuduğuyla amel edip edemiyor. Böyle. Şimdi devam ediyorum. Aklı suistimal etmeyenlerin cezasını 10. sure 100. ayet. Temsilat-ı Kur'an'ın hikmetini alimler taakkul ederler 29. surenin 43. ayeti. Akl evvel diye bir tabir duyacaksınız. Yani bu akıla olunca artık kulağınız açık olacak. Sağda solda ister istemez duyacaksınız. Akl evvel, akl-i sani gibi tabirler gelecek. Ben size hemen onu izah edeyim. Akl evvel bir felsefe akınıdır. Batı'da yani Eflatuncu, Doğu'da ise Batı'da Eflatuncu, Doğu'da ise Meşayiye ve İşrakiye felsefeleridir. Bunlar ne demek istiyorlar akl evvel? İlk önce Allah ilk akıl yarattı. Sonra birinci aklı böyle çıktı. Buna akl-evvel deniliyor. Bu akıl ise ikinci aklı yarattı. İkinci üçü yarattı. Böyle 12 tane akıl var. Birinci akıl şu anda yatıyor diyor. İlk akıl teselsül tabiriyle müessiriyetini iddia ettikleri sebeplerden birincisidir. Teselsül reenkarnasyonu da doğurdu. Reenkarnasyon ne demektir? Şeyde Yahudilerde ve Hristiyanlarda haşi cismani yoktur. Haşi ruhani vardır Hristiyanlarda. Yahudilerde bu da yoktur. Öldü birisi iyi veya kötüyse bu ruh gider. Bu gider. Kötüyse ceza olarak herhangi bir hayvanın içine girer. Eşek olur, domuz olur. Cezası kadar onlarda olur. Sonra tekrar insan olur. Böyle teselsül olur, devri daim olur. Bu reenkarnasyondur. Reenkarnasyon Yahudiliğin ölümü istememeleri, ki Kur'an'da öyle diyor, ölümü istememelerinden, ölüme bu güya buldukları bir çaredir. Yani ruh şey değiştiriyor. Haşi ruhanidir. İslamiyet'te haşi cismani var.
Bunun neticesi de şirke gider. Güya aklı evvel Allah'tan sudur edip bundan ikinci akıl, ikincisinden üçüncü akıl ve böylece okulu aşere dedikleri 10 tane akıl varmış. Okulu aşere dedikleri 10 akıl birbirinden türemiş diye tevehüm ederek dalalete gitmişlerdir. Akıl muhatap ilahi makamına yükselmiş. Böyle bir şey var. Bir de Hasan abi, o Platon felsefesi ilk Hristiyanlığı da onlar bozmuş. Pagan ve Hristiyan Platon felsefesiyle testis inancına geçtikleri söyleniyor. Evet, doğru. Şimdi aynen. Devam ediyorum. Bu şeyden gitti. Diyet verme, kan dökülmesini men ve imsak edecek müeyyit bir kuvvet. Buradan devam ediyor. Manaya eren kalp, aklı maat denilir. İki tane akıl var. Aklı maaş, aklı maat. İki tane. Aş, iş. Tamam. Manaya eren kalp, aklı maattır. Yani mana ile meşgul, vahiy ile alakadar olursa bu aklı maat. Aklı kül ise Cebrail aleyhisselama deniliyor. Aklın vasatı, haddini bilmesi, bunun eylemdeki hali edeptir. Onun için ahlakta neymiş? Aklı maaş ne oldu? Aklı maaşa dünya yazmadım. Aklı maaş dünyadaki... Bu kim kullanmış abi bu terimi? Bu ulema, alimlerin. Yani felsefeciler. Alimler demiş ki aklı maaş, maaş almak, vezne kişileri, aklı maat, maat yani somuttan soyuta, yani vahye tabi olan akıl, maddeye tabi olursa akıldan istifa ediyor, zekavete yeniyor. Bu da maaşa bağlıdır. Eğer aklın vasatı şeymiş, hikmettir, kuvve-i akliyenin hikmettir. Dolayısıyla aklı kül, Cebrail'e de deniyor, aklı vasat hikmettir. Hikmet ne demek? Haddini bilip hududunda kalmasıdır. Aynı zamanda ahlak denilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan Cebrail olunca, o zaman aklı kül olması için peygamberle tabi olmasıyla, yani aklı kül şeydir, sahibi, temsilcisi Cebrail ve bir adım atarsa yanarım dedi. Demek ki şuradan... İyisiniz değil mi? İyiyiz. Sen kamerayı desteme. Beni destettirme Osman. Ağzımı açmadım. Ben gördüm ya, yapma. Gerilme yapıyor. Tamam, bize de şey veriyor. Şimdi bu burada aklı kül alemi. Buradan ben bir adım atarsam ben yanarım dedi. Ha, aklı kül buraya kadardır. Bundan sonra akıl yoktur. Yani bizim bildiğimiz akıl yok. Bitti. Cebrail Aleyhisselam'a ruh diyorlar. Niye? Ruhu şey yapmış ya, temsil etmiş mesela. Ruhul Kudüs bir manası da biraz önce dedi. İsa Aleyhisselam'ı öfürmüş. İsa Aleyhisselam'ı öfürmüş. En büyük sebebi o. Ruhları döllediği için. Vahiy ile. Kadir Suresi'nde melekler ve ruh inerde inerde. Onları kastediyor. Dolayısıyla mesela peygambere tabi olmak değil de mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir adım da atarsam yanarım dedi Akkükül. O gitti. Demek ki insan Akkükül'ün de arkasında. Tamam. Daha arkasında. Ne zaman aklı külü insan aşar ve aklı kül olur, Kur'an'a tebaiyeti nispetinde olur. Ben şey okuyorum, daha külliyatı girmedik. Bunlar daha etrafını tabiri çiziyor. Hasan abi, sizi bir dinlendireyim mi az bir şey? Şimdi Hasan abi, siz şunu söylediğiniz zaman benim biraz ilgimi çekmişti. Hani diyordunuz ya, bir ben varım önce ama burada bir sıkıntı hasıl oldu. Oradaki asıl ben bir adım geri çekiliyor, orada kalanı izliyor. Buradan oraya müdahale ediyor Hasan abi. Şimdi bu her geri çekilen insan abi. Benim tefekkürüm bu mudur acaba?
geri çekilen insandır. Orada bıraktığı akıldır abi. Geri çekilen insandır. Orada bıraktığı akıldır. Siz diyorsunuz ya, geri çekil, bak bunu kontrol et. Aklına hakim ol demek oluyor bu. Ama o akıl da geri çekilene bazen hitap edebilir abi diye düşünüyorum. Anlatabildim mi demek istediğimi? Bu her geri çekilen abi sırrı insaniye kadar geri çekebiliyor. Geri çekilebiliyor abi. Sırrı insaniye kadar. En, değil mi abi? Yani ben... Doğru. Çok güzel tabir ettin. Güzel. Aynen öyle. İnsan aklın da arkasında. Aklın arkasında. Evet. Mevlana için de diyorlar abi de, akıl diyor, yârimiz yârânimizdir ama bir yere geldiğinde ayak bağı olur, onu orada bırakır, oradan gideriz diyor. Şey deniliyor, Mevlana gene onun devamında diyor ki, gemiler suda yüzer diyor ama içeriye alırsan gemi gark olur. Buna benziyor. Geminin dışında olursa gemi yüzer. İçine koyarsanız dibine iner. Zekâ mı oluyoruz? Evet. Çok tuhaf bir misal. Akıl o zaman taşımak için yani. Evet. Seni bir yere... Bağdır, bağ. Ha, seni götürmek gibi bir yani. Evet. Bir vazife okul, yapıyor. Okul, yazdık ya. Akl, ikar, bağdır. Demek yani bir yerde bağlamak gibi. Bir yerde bırakılması bağdır. Gerekiyor ya o açıdan yani. Evet. Yani kül, bir lef-i mahfuza geldi. Acayip bir şey. Bundan sonrasında artık daha aklı kullanmamak gerek. Yani zaten ondan sonra akıl kullanamıyorsun. Zaten dersi İbrahim, İmam-ı Rabbani demiş ki bundan sonra konuşuyorsa bir iyisi, buraya geçtim, şöyleydi, böyleydi. Veya bir şey tanımlıyorsa, orada olmadığına değil. Çünkü burada konuşma da yok, akıl da yok. Çünkü aklı kül bitti. Yani mesela şöyle düşün. Elmayı geri saralım. Elma, gel geri, tomurcuk, yer, yaprak, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir mi? Aklı, akıl burada verilmiş arkadaşlar. Ruh burada verilmiş. Kalp burada verilmiş. Gadab veya mulamiyet hisleri, celal ve cemal hisler buradan verilmiş vesaire. Beş insanlığımız buradan verilmiş. Yani çok tuhaf. Peki burası ene verilmiş. Peki öne verilmiş bir şeye koydum. Sır insanı öyle bir şey yok. Bu sır insanı bunu almış. Eneyi de almış. Şöyle bir şey var Hasan abi. Yani bunun da arkasında insan. Ene aşağıdan ruh diye gözükmüş. Ruh aşağıda akıl gibi. Harika. Cebrail'i. Akıl kalp suretinde. Evet, çok gözükmüş. Güzel. Çok güzel tarif et. Güzel et. Yani üstündeki şeyler kendisini ibraz et. Mesela akıllı insan dışarıda edeple ifade eder, ahlakla ifade eder kendisini. Sonra düşüncelerle. Yani şunu kastediyorum. Akıl kendisini hayaliyle de belirlenir. Tasavvuruyla da belirlenir. Yani hani deriz ya bir insanın dostunu, düşmanını bakarak insanı belirleyebilirsiniz. Yani bir insanın dostuna, düşmana bakın bunun kim olduğunu. Kendi ister söyleyin arkadaşını, söyleyeyim kim olduğunu gibi. Veya insanı tanımlamak noktasında Mehmet kardeşim sana çok lazım. Sen doktorun da insanla ilişkileriniz çok fazla. Yani sana geliyorlar. Kalpte olanı unutmayın, eylemde vardır. Kalpte olup eylemde değilse şey de yok. Bakın kalpte olan eylemdedir. 77 yıl. Neşami. Ruhta olan yüzündedir. Dimağda ruh, olan fikrinde. Evet. Düşünce. Yani dimağda olan da kelamındadır. Kelamındadır. Hani sakın abi ayırt etmez. Onun için mesela diyelim ki ustad diyor ki dev değil mi Asun İmam'ın? Üzüm pay etmede beni aldatabilirsiniz diyor. Ama insan alemini tasnif ediyor. Hakikaten öyle. Bir bakıyorsun öyle. Mesela ben gidip bir liman zor satarım. Yani beceremem yani. İşim şey, akıl şey değil. Kendimizi onun yerine koyarız. Aldanırız mesela. Ama iç alemde böyle baktığın zaman ki çok sefil yaşamışlar onlar. Fazla şey yapmamışlar büyük satlar. Bakın ne demişler. Demiş ki kalpte olan fiildedir. Mesela ayakta kütüphanedir. Ayakta kütüphanedir. Namazı yoktur. Fakat köyümüzdeki işte babaanne dedelerimiz var böyle. Hemen kapanır, namazı olur. Nedir o? His varsa, namaz hissi varsa vicdandaki, eylem vardır.
Eline varsadığınız gibi düşmüş yapın, iyi veya kötü. Onun hissi var demektir. Fikir ise bu hissi aktif eder veya güçlendirir. Fikir, düşünce, bilgi, eylemin kendisi değildir. Olsaydı hiçbir alim hata yapmaz. O ikisini kıyas edersek, o namaz kılan, o şey olan, kalbinde olan iman var, öbürkün itikadı mı var? Yok, imanı da var ama kıt kıt. Peki, merak ettim. Hangisi bu babaannemiz... Kıymetli? Hangisi kıymetli? Tabii. Geçer akça. Geçer akça babaanne o eylemci olanlar. Mesela bir insan diyeyim. Eskiden merak ederdim. Yani bu insan, bu kadın var ya babaannemiz. Hemen hiç ilmin yok ha. Hemen yapıyor, çıkıyor zikrine. Bu ilmi yok da nasıl besleniyor bu? Nereden alıyor? Bunu? Nereden alıyor diye merak ettim. Acayip bir şey. Şairden alıyor. Kameranın arkasına fıçık yapma. Şimdi nereden besleniyor? Şairden besleniyor. Şair ne demek? Şair tevarüsen mazi istikbale taşıyor. Yani mesela caminin minaresi, mezar taşları, tesettür, sarık, sakala o kadar delmemiş. Allah Allah, fıtratın fiiliyatı sanki değil mi? Evet, mezar, mesela hiç sakala delmemiş, şeye bakın, Charles Darwin'e bakın, Charles Darwin'in sakalı var, dedemde öyle bir sakal yok. İlle sakal dinin şeyi olmamış. Çünkü bu cilde sakallıydı. Tamam mesela ama sarık öyle değil. Çok bunun üzerine durduk şey yapmak istemiyorum. Sakal ama kısaltıyor büyükleri kısaltıyor vesaire ona benzer bunu kısaltmış. Ama şimdi de bakarsın yani sünnettir. Bu bir tesettür gibi sarık gibi şair değildir. Şair değil. Her sakallıya diyor musun ki bu şey diyemezsin. Ama bir şey Bulgar gavuruna desen ki diyor ustadı misali. Sarı tak ölür saat sarmaz ama sakalı vardır. Çünkü sakal fıtrattandır. Tırnak kesmek, tıraş olmak fıtrattandır ama sarık sarmak öyle değil. Mesela onun için kadında evlenirken ilk aranan şey namaz değildir. Kadında ilk önce evlenecek kızla tesettürdür. Erkekte ilk aranan şey namazdır. İşte ondan kalpte olan eylemdedir, ruhta olan yüzdedir, dimağda olan kelamındadır. Devam ediyoruz. Kalpte olan yüzde. Kalpte olan eylemdedir, fiilindedir. Yüzde olan yüzde. Ruhta olan yüzdedir. Mesela simâgum fî vücûhî mineseri sucûd esinetikum elvâlikum sahib simalarınız. Ruhtan haber veriyor. Ahlak mesela şeyini şey yapıyor mesela içeride. Mesela dün birisi aradı. Arası derken bizim dostlarımız var. Ondan sonra birisi derken annesi aradı zavallı. Yani oğlu öyle bir berbat bir duruma gelmiş ki bugün herhalde akıl hastanesini götürmeleri lazım. Ben öyle söyledim. Giderse tabii zorla. Ben size bir şey anlatmak için anlatıyorum. Bu çok önemli olduğu için anlatıyorum. Yani fiili çok örnek verirken çok işimize yarayacak, çok sorun var. Bir anda bu nasıl delirecek kadar seni gavur gibi görüyorum karısına, saldırıyor şu yaptı, cinnet geçiriyorlar vesaire. Neye cinnet geçirir? İlk şunu sordum. Anne bak, gizleme benden, madem beni aradın, tamam bizim şeyde. Bu ne yaptı ki Allah böyle, oğlum dediğiyle bir şey mi yapması lazım? Başınıza gelenler kendi ellerinizle yaptıklarınızın günahların tonmuş halidir. Evet. Şeytan hariç bir şey yok. Yaptığımız günahın kendisi şeytandır o enerji. Mesela burada elmayı yersin diyor. Arkasında elhamdülillah dersen orada elhamdülillah yersin. Yani elmayı yediğin zaman ham dedip bir vücuttan ortaya çıkan enerjinin donmuş halidir orada. Bak bir daha elmayı yedik. Şükreder. Hamd eden bir insan elmayı yedi. O elmadan hasıl olan enerji gözde kullanacak, ağızda kullanacak, namazda kullanılacak. Mehmet kardeş bana hurma ikram etti. Namaz kıldık, enerji de oldu. O hurma nereye dönüştü? Namaza dönüştü. İbrete dönüştü göz, düşünceye dönüştü akıl. Anlıyor musunuz böyle? Ha, o zaman haramı da öyle düşünün. Haram
yani haram fiilin yapılırsa dolmuş hali şeytandır. Şeytan yaratılıyor diyor hemen ayette. Onun yanında şeytan yaratılır. Ne yaptı andaki söyle bana. Ya da şeytan, sendeki şeytan sistemi uyanıyor mu desek abi? Şeytan enerji paketi ya. O yani bak o zaman bana sorma ne? Oğlum dedi. Maalesef iki şeyi yaptı. Çok uyardım ama anladım, inkar etti. Bir aydan beri böyle. İki fiil. Hiç şansı yok. Zina ve kumarın. Yani ki zaten akıl gidiyor. Zina ve kumarın o anda şeytan yaratılmasında şahit olsun Rabbim, ona şeytan yaratılmıyor. O şeytan oluyor, o fiil. Ve hiç şansın yok. Yani cinleri veya şeytanların sen musallat yetini hiç ama. O fiil kendisidir o. Tamamen kendini açık yapıyorsun, musallat ediyorsun. O boyut açılıyor. Kesinlikle adın gibi. Peki ne yapacağız oğlum? Yapacak hiçbir şeyim yok. Bakırköy'e götüreceksiniz sonra. Bu düzelmez. Okuma, bu düzelmez. Çünkü bilerek ihanet etmiş dinine. Bunu, peki tövbesi mi yok? Şu anda zaten şey yapmaz. İlaçlarla sakinleştirecek, şey yapılacak. Başlayacak sıfırdan namazına, tövbesine, istiğfarına. Allah merhamet ederse ben. Hiç şansımız yok. Ben korkutmuyorum, hiç sevmem korkutmayı. Ama günahların eylemsel hali dolmuş şeytandır. Tam tersini söyleyeyim, hoşunuza gidecek bir şey söyleyeyim. Hemen güzel şey olsun. Mesela oradan televizyonda veya bir yerde bulunuyor televizyon veya bir haram geliyor, tamam mı? Yok hanım. Allah için çektik. Sen ondan bir süfli bir zevk alacaktın. Kimin için terk ettin? Allah için. Ben onun kalbine diyor, ondan daha kutsi zevk koyacağım. Nedir biliyor musun? İçimizden geçiyor, doğuyor. Bak, ver onun ağzını fırını, ver, de gibi. O enerji yok mu? Bak enerjisi. Bakmadığın anda ne oluyor? O da geçti gitti. O yok olmaz ki o enerji. Peki o ne olacak? Şeye benzer. Şu görüyor musunuz abi su? Su. Ama ateşe döndü. Ve ateş olmasın çakmak uçar gider. Bu bak o enerjiydi. Bakmadık, çakmadık. Sıkıştırdık. Ne yapar? Suya dönüşür. O bak enerji şeytandan değil. O şeytandır. Şeytanı gösteriyorum. O şeytan bakmadığın anda yübedilullah seyyatımasına, seyyat hasenata dönüşür bu. Ne yapar? O enerji çıktı. O enerji çıktı, bakmadım, geçti gitti. Ne olacak o? Duramaz o. O fazilet. Kemalat insani işte o. Şeytanın iki vazifesi vardı. Kemalat insani, herkes onu gösteriyor. Ali bile, Ali de, göstermiyor ne ama şöyle yaptı, bir görseniz. Kemalat insani diyorum, Ali yerde oturuyor, gülmekten başka şey yok. Şöyle yap. Emre'ye bakıyor. Şimdi kemalat insaniye bu çok şey aslı gazdır. Buzdolabı sistemi de böyle. Ama su ama gaz. Gazdı biz aldık buraya, yakmadık, sıkıştırdık. Bu hayat oldu. Suya dönüştürdük. Bu kemalat insaniye. Bir çözü edebilir miyim abi? Söyle abi. Böyle konuşmak doğru değil ama. Hani cahil bir çocuk konuşuyor diye düşünün. Bu şeytan dese ki ben de iman ettim. Allah ne yapar? Allah zaten vaat etti. Musa Aleyhisselam ailesini söyledi. Musa Aleyhisselam dedi ki ya bu kadar insanların diyor başın belaya bak benden sonra bari değiştir bunu. Şimdiye kadar yapacağını yaptın. Ben kefil olayım. Çünkü Ululaz peygamberi. Aynısını yapmış be Musa Aleyhisselam. Ondan sonra gel dedi senin tövbene kefil olayım. Allah geçmişini silsin. Gel diyor. Bundan sonra daha bozma insanları. Ondan sonra Allah'a söylemiş. Tamam dedi Rabbine söyle dedi. Beni kabul edecek mi? Tamam dedi. Musa Aleyhisselam dağ türüsüne çıktı. Rabbine geldi. Tamam ya Musa. Emrimiz aynı. Gitsin Musa'nın diyor. Mezarına secde etsin. Adem Aleyhisselam. Mezarına secde etsin. Tamam affedeceğim.
Tövbe kabul edeceğim. Gelse, geldiyorsa ne dedi peki şeytan biliyor musun? Hayattayken yapmadım dedi. Aynı öyle dedi. Allah ben, Allah. Ben onun dirisine yapmadım secdede, ölüsüne mi yapacağım dedi. Peki gel mantığı izahıma, şeyime. İşaret icazına geçiyor diyor ki 71 miydi? 69-70 arasında sabah diyor. Fıtriye siktiğinde kalbi devamlı iddian veriyor. Meşgul olduğu için kalbinde marifete diyor bir zerre yakalmış. Şeytanda marifet var mıdır Suha? Evet. Cevabı da bu. Bir de söyle. Kalbi, sanat-ı fıtriyesi iktizaz, kalbi daima iddianla meşgul olduğu için zerre kadar bir yer kalmıyor ki marifete yer evet, kalsın diye. Sanat-ı fıtriyesi icabı diyor. Tamam. Sana bir şey söyleyeyim ama kimse duymasın. Şeytan burada tertip sanat-ı fıtriyesiyle yapıyor. Arkada mudil esmaz. İşte bu. Ama sakın ama buradan burayı da mudil deme buna. Mesela ah seni takvim Ebu Cehil. Yaratılmış sana. Şu sokaktakiyle ruhunda bahsetmiyor. Bir asenin takvim ama sümme redetnahu esveli safiriz. Ama burayla orayı karıştırma. Burayla orayı karıştırmak sanki adaletle hikmeti birbirine dönüştürmektir. Orası kudret, burası hikmet. Şöyle diyemeyiz değil mi abi? Günahlar esmaya dayanıyor diyemeyiz. Haş haşa. Onu neye dayanıyor? Ustad kendi söylüyor. Adem. Günahlar aramlar. Onun kabiliyetsizliğine ve Adem'e dayanır. Yani Adem'e mi dayanır yoksa sizin anlattığınız gibi dolayısıyla mudil esmasına mı dayanır? Yani... Ya beraber hepsini toparlayalım da. Vesvese Risalesi'nde der ki Allah bir şeyi emreder hasen olur, nehyede kabi olur. O zaman Mutezile'nin ravına Mutezile der ki bir şey haram olduğu için Allah ona haram dedi. O zaman der kendisine, o zaman Allah haram demeye mecbur oldu. Eşanın tabiatı, onu Allah mecbur oldu ona. Hayır diyor. Bak, Allah haram dediği için o haramdır. Yoksa Allah ona haram demeye mecbur olduğu için dememiştir. Tamam mı? Dolayısıyla haram nedir? Yani yanlışlık nedir? Konumuza değil ama. Esmaları düşün şöyle. Rahman, Rahim, Kerim, Adil, Sani, Latif, Hikmet vesaire. Esmaları düşünün böyle. Ne kadar mertebesi var? Sonsuz. Ha? Şimdi eğer vasata getirebilirse ki Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam. Ha? O nispetle. Bizimsi şöyle oluyor Osmanlı. Rahman'da buradayım, Rahim'de şuradayım, Kerim'de şuradayım, Salih'de şuradayım, böyleyim, 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 böyle, böyle, böyle gidiyor. Bu ara boşluklarının adı haram denilen şey. Yani hakayki nisbiye. Küfür şirki ne yapacağız? Küfür şirki zaten Allah inkar değil ki. Nedir o? Mesela... Yani inkarı da koyun. İnkarı da koyalım. Tabii. Şimdi burada yani şunu demek istiyoruz. Soracağım soruda. Günahta... Allah emrettiği için bir de şirk gibi, inkar gibi kısım da dolayısıyla bir esmaya mı dayanır yoksa bunun merci, ademi bir başka bir merci mi vardır? Evet. Günahların diyor. Her şeyin hakikati esmaya dayanmıyor muydu? Her şey. Ama küfrün şirkin hakikati yok ki. Esmaya günahın esmaya dayanmaz. Dayanmaz. Adem'e dayanır. İşte o öyle dememiz lazım. Evet. Yani yine suret kavramı kadar mahiyetle küfrün diyor. Küfrün bak küfrün, inkarın. Mesela şirkin günahın var. Günahın da günah yapıyoruz. Esma'ya esma menşeli değil. Ademe dayanır. 11. şu anda anlatıyor. Adem'i götürdüğünüzde esma'ya dayanmaz veya sıfata yani, gitmez mi? Evet. Nasıl diyeceğiz onu? Şimdi nedir o? Ademi vücutlar var ya, vücutsuz vücutlar. Onunla taalluk eden Adem dediğimiz için esma diyemiyoruz o alemi. Yani şöyledir, böyle aktiftir Adem desek Adem değil zaten. O zaman mevcut gibi olur. Yani tanımlayamıyoruz. Vücutsuz. Yani bunu aslında Allah, yani günahlar esmaya değermez. Yani Allah canibinden ve insan canibinden bakmak lazım yani. Allah'ın canibinden hiçbir şeyin... Yok yok, bu Allah canibinde değil bak abim. Vücudi, bak vücudi ve hayri şeyler. Bunlar nasıl Risale'de açık?
Vücudi ve hayri şeyler esmaya dayanır. Günahlar, haramlar, inkarlar Adem'e dayanır. Hatta şirk diyor, Allah'ın inkarı, vücudu haricisi yoktur. Ama kafasızın kafasında var. Ha, şirk mesela Allah'a inkar değildir. Küfür Allah'a inkar değildir. Dalalet de değildir. Dalalet geleceğe bakar. Tamam mı? Küfür geçmişe bakar, şirk şimdi zamana bakar. İnkar öyle değil. O da kafasızın kafasına bakar. İnkar böyle bir şey yok. Adem'e değer. Şimdi devam edeyim. Adem'i Adem'e dönüştü. Eğer Adem'in tamam da esma mıdır nedir? Zaten o zaman Adem denmezdi. Tanımlayamıyoruz. Hasan abi. Hatta özür dilerim. Bana tutun. Ben özür dilerim. 142 sözlerinde diyor ki idam ebedi, bir de hapsi ebedi. Hapsi müferit cehennemdir. İdam ebedi ise Adem. Bunu sen bilemezsin 11. şuayı. O şeydeki onu çözemezsin 142 sözleri. Hapsi müferit de idam ebedi şualarda cehennem bile taş ölen şirkettir. Adem alemlerine çalışıyor. Adem alemleri cehennemin cehennemidir. Hatta okudum ben bunu. Cehennem 70 defa günde Adem alemlerin şirinde Allah'a sığınıyor. Aynı böyle geçiyor. Bilmiyoruz Adem nasıl bir şey. Fakat Adem tekvini sıfatla dedik. Orada biliyoruz. Fakat böyle vücudu biraz çalışıyorum. Yani çalışmıyorum, ekte geliyor. Zat-ı sıfatlar var ya, bu ek söylüyorum. Zat-ı sıfatlar neydi? Vücut, beka, vahdaniyet, kıdem, muhalefetünün havadis, kıyam-ı bir nefs, tekvin, değil mi? 7 tane. Bir bakıyorum ki Osman, şimdi kızmayın ama. Adem ve vücut ikisi beraber zikrediliyor. Yani zat-ı sıfatın vücudunda mı acaba Adem gibi geliyor? Veya Çin'e kadar tekvinde biliyorduk. Orada kaz. Çalışınca alacak. Çalışmamışım da. Hasan abi, şimdi o zaman bunu atlamadan ben bunu söyleyeyim. Şimdi şu çizdiğiniz şey bana hemen gene bir şey anımsattı. Ben bir süredir bunun üzerinde biraz şey yapıyorum, zihin yoruyorum. Şimdi Hasan abi, Adem... Bakın. Hasan abi, mesela... Şu al oradan al, öteki kalem o. Yok, şey yapacağım abi, sadece şey yapacağım. Şimdi abi, bakın şu üst nokta misalen desek, şu alt nokta desek abi, bunların ikisi de öyle veya böyle. Ben varım diyebiliyor. Yani cehennem ve cennet, ben varım diyebiliyor. Evet, burası cennet olsa... Evet. Burası cennet olsa ben varım diye. Ben varım diye biliyorum. Varlığı. Evet. Aha. Şimdi bunu aşağıya çekip burada tutmaya çalışıyor. Daha önce de söylemiştim. Keza bu da aynı şekilde. Bakın bu da bunu burada tutmaya çalışıyor Hasan abi. Yani bu şu üstteki yani şu ikisi mesela yay var ya böyle. Evet. Yani tek olsa burayı parçalar. Evet. Bunu bırak çek böyle parçalar. İkisini ve yayı da dengede böyle tutan İkisi F1, F2. Hani etki kuvvetidir. Bunu buraya ne kadar şey yaparsa bunu buraya getirir. Şimdi evet. Önceden şunu söylüyordum. Bu derste fikrim, tefekkürüm şöyle değişti. Ben önceden diyordum ki Hasan abi, bu yukarı çekmeye çalışıyor. Şu aşağıdaki de cehennem, şeytan buraya çekmeye çalışmıyor. Şurada sabit tutmaya çalışıyor diye düşünüyor idim. Fakat şimdiki tefekkürüm her ikisi de bunu burada tutmaya çalışıyor. Nasıl oldu o zaman? Bu Adem'di. Bu hem Adem, bakın hem Adem, hem Adem abi. Bunu değiştiren de niyet. Anlatabildim mi abi demek istediğimi? Anladım. Yani bu hem Adem, şu hem antika, Adem. Antika tabii de. Bu böyle çekiyor. Buraya getirmek için değil. Adam çekiyor. Kendi ifade için. O ucu vücut desek aşağıdaki tarafı da Adem. İki tarafı birbirlerine böyle bir çekmece vardır ya. Aşağıdaki Adem değil. Aşağıdaki de vücut. Adem ortadaki çizgi var ya. Bu mu? Evet. Oraya getiriyorsun. Evet. O hem
Adem Risale'de mektubatlaşı var ya, bir diyor Esma, yani otları anlatırken istila etmek ister. Her ot istila etmek ister ama diğer ot, diğer, onu diğer Esma tahkik, tahsis ediyor. Hattını kılıyor, yok diyor, bu kadar geçemezsin. Ondan zaten ben nefes alıyorum. Mesela Allah dese ki, yılından aşırıda hiç kimseye hesap vermiyorum. Dibinden cehennemin dibine, diyebilir mi? Kim? Yüksek makinesi yok ki, diyebilir. Yani hesap almıyor. Atıyorum sizi cehennem. Diyebilir mi? Demez. Diyemez demem, tabi. Bunu söyleyecek Celal-i Esma var. Ama Cemal-i Esma, hikmet, adalet bırakmaz. O da Esma. Onu tutuyor. Şimdi, cehennem Adem değildir. Bu günahlar, cehennem desek şuna. Evet, cehennem. Buna sen cennet desek. Ama herkes kendisini ifade etmek istiyor. Ama çekiyor, bu da çekiyor. Dengeye gelince bu Adem yani diyor. Adem yani yokluk mu oluyor? Hı. Yani vücut bina edildiği yer. Evet. Yani zeminde ne kadar kendini gösterdi. Aslında burada niyet değil de vücut dese, şey mevcut dese, mevcut, mevcut bulur. Niyet de öyle olsa. Şuraya şöyle dese, burası cennet olsa. Çalışmadım ama cehennem, cehennem. Burası Adem, Adem Aleyhisselam. Adem vücut çalışması lazım. Mevcut. Çok çalışmam gerekiyor. Adem ve vücut. Evet. He ya. Yani Osman, o kardeşim var. Bak mübalağa etmiyorum. Kardeşimsiniz. Birbirimize şey yapmıyorum. İnan vallahi dün nasıl çalışıyorum ya? Siz bu mukaddeme ne şimdiye kadar okudum? Biraz da okuyacağım. Yani onları taramak, çıkartmak. Yani külliyat değil. Yani ana fikir olsun diğerlerinde. Yani acaba başka bir yerde ne demişti? Ben Gazali'yi bilerek okumadım ki beynimde bir şey kalıplaşmasın diye. Ama bu şey, şimdi bu böyle başka bir şey okusaydı bunu çıkmaz yani. Tamam, insanın ille bildiği bir şey çeker yani böyle. Birisi bir şey çeker gibi. Şimdi bu mevcut Adem, Adem Aleyhisselam çok antika oldu. Peki Adem'le Adem, Ademsiz vücut, vücutsuz Adem olmaz. Niçin? Ademsiz mevcut vücut olur. Yani cehaletsiz ilim Allah'ın ilmidir. Sonsuz. İçine cehaleti koydun mu ilim mertebeleniyor. Tamam. Çok antika bir şey. Evet, tefekkür harika bir şey bu. Yani bunun şey yapması. Mevcut zaten Adem ile vücudu aynı anda tutan değil midir abi? Şuraya yaz gözükmüyor. Ha? Efendim abi. Mevcut. Heh. Adem ile vücudu aynı anda. Evet evet, evet mevcut o. Evet. Aynı anda. Evet evet, tuttuğu için. Evet. Yani çok şey, iyi bulmuş yani. İlham ve tabi bunlar oluyor. Devam ediyorum. Bu tabirleri de duyarsınız diye söylüyorum. Manaya eren kalp aklı maat olur. Aklı külü ise Cebrail'e deniliyor. Aklın vasatı haddini bilmesi eylemsel hali edeptir. Peygamberimiz Aleyhisselam'a olan tabi olunca diyor, onlar demiş, ben Kur'an'a tabi diye Mao alim demiş ki, Peygamberimize tabi olan bir akıl ki Cebrail tabi olmuş diyor. Ben de diyorum ki Cebrail buna buraya tabi olmamış. Tabi Risale-i Nur'uma deniyorum. Burada kalmış. Buradan sonra da Kur'an'la iş yapmış. Cebrail burada. Dolayısıyla diyor, eğer akıl diyor peygamberi takip ederse aklı kül olur. Diyor. Hayır. Aklı kül devamlı önde olur. Akıl Kur'an'a tabi olursa ki sıfatı sıfattan geliyor. Peygamberimizin de zaten ahlakı kolukul Kur'an. Kur'an'a, bu benim şeyim. Kur'an'a tabi olursa aklı külü de geçer. Ama peygambere tabi olursa aklı kül olur. Orada kalır. Diye dün akşam. Zekavet duyuların yani 7 tane duyu, yani 5 tane duygu diyelim. Bütünlüğünden ki soyut kavramlarla meşgul olur. Zeka somut, akıl soyut mu olacak aslında? Evet. Zekavet duyuların bütünlüğünden ki soyut, somut olacaktı. Yanlış yazmışım. Hasan abi şeyde de mesela hani akılla zekayı şöyle ayırsak olur mu? Mesela sadece meali, Kur'an yeter, Kur'an'da varsa kabul ederim diyen bir şeyi düşünelim.
İşte bu bir zeka değil midir? Zekadır. Şimdi o zaman oradan şuna geçsek. Sadece vahiy sarihi kabul eden, vahiy zımniyi kabul etmeyen bu zekadır. Da zekadır. Ha, o zaman akılla nakil çakıştığında aklı esas alıp nakli tevil etmek lazım. O akıl akıl olsa gerektir dediği, o akıl akıl olsa gerektir vahiy sarih ve vahiy zımniye mazhar olmuş akıl olması lazım. Evet. Sadece vahiy sarihe olursa gene zeka olur. O akıl nakille çakıştığında yorum yapamaz. Evet. Mesela bununla alakalı sen yoktun. Var mıydı bilmiyorum. Kahvaltıda belki olmayanlar şey. O gafıl bir mevzu attı. Bununla alakalı. Eylemsel halini yapalım. Zeka da attı. Hemen uygulayalım. Televizyonda diyor 2-3 kişi konuşurken bir tanesi dedi ki diyor Peygamber hadisi inkar ediyor. İnkar etmek, ayeti inkar etmek gibidir. Ne çekirdeğini diyor? Acve. Acve. Acve olmasını yiyen, o gün zehir de yese bir şey olmaz mealinde bir hadisi. Hadisi. Adam getirmiş, şimdi fare zehrini getirsem diyor. Bunu sen yesen diyor. Getirmiş. Getirmiş. Acve hurmasını da getirmiş. Ay ye diyor. Ondan sonra bunu ye bakayım hadise diyor. Hadise inanıyorsan ye. Şimdi getirmiş. Şimdi bununla alakalı olduğu için zehir. Bunu, bu tertibi yapan zekâttır. Akıl ise 24. sözde 10 asılla hadisi meratibini anlatıyor. Aynı bir ağız bak şimdi. Bak akıl nasıl olur? Aynı ağız. Buradan ayet çıkıyor. Bu ağızdan hadisi kutsi çıkıyor. Aynı ağızdan hadis-i şerif çıkıyor. Aynı ağız onun da rububiyetinin çekirdeği olan beşeriyetinin iktizası, menduplar, müstahaplar vesaireler çıkıyor. Diyor ki, her ayet ahkam ayeti olmadığı gibi, her hadis-i şerif de ahkam hadisi, hüküm hadisi değildir. Yani o hadis, hadis-i kutsi, hadis-i şerif mertebesinde olmayıp, mendup ve müstahapları anlatan, beşeriyetimizin anlatan hadistir ki nedir o makamı? O kişiye, o haletine, o zamandaki mağduriyetine, itikadına, inancına, imanına has. Genel olmayıp o kişiye has söylenmiş hadis. Mesela her hadisi şeriften ahkam çıkmaz. Beşeriyetin iktizası var. Hadis-i şerif var, hadis-i kutsi var. Ayet, kelamı ile manası Allah'tan olana, hadis-i kutsi manası, yani içeriği Allah'tan, ifade şekli, peygamberden olsa hadis-i kutsi, içiyle dişi, manası ile uslubu, ifadesi, peygamberden olursa hadis-i şerif, beşeriyetin iktizası olarak kişiye has, an değil, has. İşte suç burada o filozofun yaptı, hası an yaptı. Oysa çok iyi biliyoruz ki bunun fiili de var. Birkaç metreden yani ağaçtan düşen ölen olduğu gibi genelde 10. kattan düşüp ölmeyenler var. Buna inayete hassa imdadat hususiye denilir. Olması gerekirken Allah adetini kaldırıyor. Mesela ona ait Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh şeyde mağarada yılan esirmiş. Hiç olmamış. Peki zehiri şey yapmış, zehirlemiş Zeynep diye Yahudi kadını. Ondan sonra yemeyin diye söylemiş. Sonra besmele çekip yiyinmiş. Yani genetiğini değiştirmiş. Peki nasıl değişiyor? Ona fiziki bir örnek vereyim. Genetikle o kişiye nasıl az? Amerika, yani genetiğinde söylüyorum, bir komutan albay, dün de konuştuk, bir albaya, havacı albaya bu misali verdim. Mesela Amerika, onu anlayacağınıysa veya bir gıda maddesi için de söyleyeceğim. Amerika uçağı kaldırıyor, Özgür Hür Suriye ordusuna bombalamaya geliyor. Türkiye genetiğini değiştiriyor bunun, koral sistemiyle. Gidiyor, onun beynine gidiyor, koordinatları değiştirerek, haberi yok pilotun gidiyorken, değiştiriyor. Koordinatları YPG'nin şunun kendi kattığı tarafına gönderiyor. İngiltere Falkland adalarına karşı Arjantin'di galiba
O savaşta giderken İngiltere çok gemisini batırmış okyanusta, biliyor musunuz? Kim olduğu daha belli olmayan bir devlet İngiltere'nin uçaklarına giriyor. Kendi uçaklarının koordinatlarını verip bombalıyor. Tamam mı? Gemileri. Ha, şimdi bunlar ne alakası var? Şimdi zahirde F-16 ve bomba. Ama harici bir itikat, iman gücü, halet-i rüye veya ona Allah'ın ihsanat-ı hususiye, imdadat-ı hususiye, ihsanat-ı Rabbani ona has ki umumi tecelli eden esmalar var, sebepli esmalar, sebepsiz esmalar var. Mesela sebepsiz yaratılmalar var, sebepli yaratılmalar var. Anasız babasız olan Adem Aleyhisselam, annesiz olan babasız olan. Annesiz olan Havva. Annesiz olan Havva validemiz, babası var yani erkekten. Ama anne babalı olan biz. Dolayısıyla o Osman'ın söylediği çok antika bir konu olduğu için hem gündeliğe cevap vereyim. Has bir hususi olan onun itikadına, imanına, Allah'a teslimiyetine has bir hususi olan, mesela Bediüzzaman Hazretleri zehir yapılmış, verilmiş, camlar kırılmış, Afyon'da donması lazım. Zahir beşeri iktizasıyla ölmesi gerekiyor. Ne yaptı? Allah yaşattı. Hepimizin hayatında olması gerekenleri Allah kaldırdı. Ya Rab kaldır diyoruz. Buna hususi bir tecelli denilir. Onun itikadına, imanına, anlayışına merhamet ilahinin tecellisini ifade eden has bir sözünü peygamberin bunu yazan, onu âm yaptı, umumi yaptı ve celbeze yaptı. Zaten felsefeci olduğu için. Kuvve-i akliye, ifratı. Kuvve-i akliyenin ifratını, milleti de açın, vay be ne kadar biliyor. Oysa bu adam akıllı değil bu adam. Bu adam zeki. Yani zeki nedir? 7 tane duyunun, yani 5 tane diyelim göz kulak, duyunun bütünselliğiyle çalışan zekadır. O ifrata varırsa celbeze olur. Tefrit olursa gabavet olur, bir şey basmaz. Vasat olursa hikmet nedir? O zaman hikmet, mesela adam alıyor, çok iyi biliyor. Arapçayı bileni, meal verene adama alim diyorlar. O kadar Arapça Filistin'de, Mısır'da, Suriye'de ateist var ki dinsiz gözükmemiş kadar. Arapçayı biliyor. Yani Kur'an'ın hadise meal veriyor. Değil. Hadise meal değil. Hadise anlam yükleyen, yani hadis-i şerifi dimağdaki karşılığı, vicdandaki karşılığı, kalpteki karşılığı, ruhtaki karşılığı. 4. Dimağ, vicdan, kalp, ruhta. Onların karşılıklarını anlatana muhaddisun, ayeti anlatanlara müfessirun, ahkam çıkartanlara müştehidun, itikat çıkartanlara itikat imamları denir. Nasıl okuyacağımı, 30 tane imam gelmiş, kıraat imamı, Hanefi mezhebinin kıraat imamı, İmam Asım'dır, imamın şuhabedir, Ebu Bekir şuhabedir, yani daha bunları bilmiyoruz. Şimdi alıyor, has hadisi am yaptı. Oysa o kadar şeylerde mucize, 19. mektupta o kadar mucize var ki, yani Allah adetini kaldırmış. Adetini kaldırdı o kadar şey. Kişinin haletine 2, itikadına 3, imanına 4, teslimiyetine, o andaki onun zaruri, mesela denize düşmüş, boğulmamış, bir şey tutulmuş, atılmış. Yani düşmüş 5. kattan, yok elektrik şeyine çarpmış, yani veya sebepsiz hiçbir şey yok. Bu nedir? İmdadat-ı hususiye, inayet-i hassa, ona esbaplı esma tecelli etmiyor, esbapsız esma tecelli ediyor. Gidiyor onu esbapsız esmayı esbaplı esma ile tanımlıyor ve insanlara celbeze yapıp zındıkaya hizmet ediyor, bilmeyerek veya bilerek. Bilmiyoruz. Neticede hadis inkarına herkesin sebep olduğu için ayet inkar etmek gibidir. Peki özürü var mıdır? Mahkematta ifrat edenin özürü yoktur. Alimin özürü yoktur. Allah. Yoktur yani. Peki geçiyoruz konumuza ve bunu bitirdim mi ara vereceğim Mehmet.
Abi şu adalet dediğimizin... Ben uzatmıyorum, uzatıyor. Özür dilerim abi. Adaletin yanında şu üçünü kapsayan şeyin altına böyle bir okla zekavet, diğer tarafa da ahmak yazabilir miyiz abi? Yani şöyle yapayım. İçimi mi okudun ya? Yani. Sana karşı müteveccih üçünü de Allah diye yazalım diyor. Kesin doğru da. Normalde Gafur abi Hasan abiye karşı durur. Oradan mevzu olur. Şimdi sana otomatik mecbur kaldı. Bir dakika. Buraya ne dedin sen? Sağ tarafa zekavet, diğer tarafa zeki. Yani zeki. Evet. Öbür tarafa da ahmak, diğer tarafa da. Ya da zalim mi desek oraya şey? Ya ahmak dediğim her şey oluyor. Ya burada ahmak da ora şu taraf. Evet tabii, zekaveti çünkü müsbede de kullanıyor. Cerbezliğe sadece zekavet denmez ki abi. Yok. Zalim mi desek oraya zekavetini yerine? Buradan işte zalim 7 tane kayıp. Yani zalim bir şey yapmış. Zekavet onun eline zalim olmaz. Abi bu ifratların da cebi zalim değil olabilir ama. Buraya mı? Zalim mi? Tehevür, cerbezeli şey de eşittir. Adalet diye burası. Bence zalim de cerbeze var. Vasatı adalet diye abi. Ha, adalet. İfrat mertebesinde de zalim, zulüm olabilir abi. Ha, zulüm olabilir. Evet. Yani. İfrat tamam, mertebelerinde de zalimlik de bu üçünün mü ifrat mertebesi? Ben böyle... Tamam. Şöyle yapayım sizi. Zekavet dursun abi. Zekavet dursun. Zalim de o. Ben zekavet dursun abi. Zekavet dursun abi. 27 tane kalem çıkıyor. Silin mi? Evet abi. Yok. İşte zekavet. Abi zekavet çünkü müsbet de kullanılıyor. İşte müsbetin içinde de var abi. İşte zekavet. Abi şöyle dursun. Tefritte de var. Arapçasında. Hadi bekle. Evet öyle ama o da dursun. Tamam. Adam olduğumuz için zekanın içinde zekavet sahibi şey yapamaz ama o da dursun. Ahmak. Yani sadece zekilikte kalan böyle yapıyor. Akla dur, geçemezse manası. Dursun. Değilse, evet. Akla zekayı kullanıyor. Müsbeti var. Hı-hı. Çok acayip. Ben acemime gitmişti. 5 tane sevk ve şefkle 7 tane duygunun. Ona da bugün Harun iyi misin abi? Bugün hiç şeyin çıkmadı. Ama şey de çıkacak. Bu mukadda bütün sevgi zeka olması çok çok garibime gitti. Yani zeki doktorum, göz, burun, dil, kulak, sevk ve şevk, bütünlüğü zeki alın, dev yani, iyi bir mühendis, iyi bir doktor. Senin mesleğini de söylüyorum, aferin, tenzih ederim yani. O kadar mükemmel insanlar var ki, ayakları başımın üzerindedir. Yani o kadar ahlak ve edepli doktor var. Ama bazısı da zalim, yani ahlaksız, akılsız. Bıçak gerekmediği anda bıçak işe alır. Yani mesela ilaç çektir. Biliyor ki bu ilacı yapsan tam düzelmez. Koymaz o maddeyi, devamlı bağlı kalır zaten. İşte bu neyle yapar? Zekavetiyle yapıyor. İşte ondan da zalim kimse yoktur. Yoktur evet. İnne o kâne zalûman cehûlâ. Au cahil. Cahil. Cahil şey değil. Bilgisizlik değil yani. Örtülmek yani. Zalûman. Şöyle yapabilir miyiz? Size söylüyorum. Zulüm, zalim. İsmi fail olur o zaman abi. Orada da adil olur. Burada adil olur, burası... O da cahil olur. Adil, burası da cehula diyeyim, tabii. Ben doğru düşünüyorum, neye ısıracağız diyeyim. Cehula diyeyim, cahil. Cahil ismi fail olur, cehalet de şey olur abi. Cehalet mi yazalım? Cehalet mastar olur, cahil olduğu zaman da fail olur yani. Adil gibi, cahil. O zaman şey yapalım. Cahil, şey, fail şey yapalım. Beraber hepimiz beraber yapalım diye. Cahil değil mi? Cahil, burada da zalim diyelim o zaman abi. Cahil. Zalim. Zalim evet. Zulüm. Zalim değil de zalim. Nerede? Yazdınız abi ya. Alttaki. Zalim. Zalim. Zalim olsa mübalağalı olur. Çok çok zulmeden olur. Evet. Zalim. Yani ifratın ifratı oluyordu. Tamam. Zalim. Zalim. Adil. Cahil. Böyle uydu. Mesela adaletle adilin arasında ahlak olur mu orada? Adaletle adil. Arasında ahlak olur mu? Şurası mı? Ahlak olabilir. Yani ahlak şey, yani o tabirimiz dursun, bütünselliğidir. Hakikaten öyle yani, Kur'an, Hüseyin Ebi Salih'in ulema ve Kur'an zekaveti değil, ahlaka yani hulukul Kur'an ve akla hep vurgu yapmış. Onun için Selef Salih ahlak ile ahlakı özdeş, eş kullanmış. Çok garibime gitmiş yani, Kur'an'la tanıdığım için. Bakın, ya ne güzel bir şey ya. Risale-i Nur hakikaten harita ya. Ne kadar, şimdi adaleti gördük mü abi?
Herkesin bir tarifi var. Bediüzzaman tarifi nasıl yapmış? Çünkü yani hak sahibinin hakkını vermek, kimisi hak sahibinin hakkını vermek adalet demiş. Kimisi evveli ve ahiri muhakeme ederek, muvazene ve muhakemeyi nazar alarak vesaire. Ben de şöyle demiştim adalet. Bunu gördüm ama açılımı şeyde muhakeme 49'da o dört sıfatın cemine derdim. Eylemsel haline derdim. Nedir o? Lubu bulmayan, kışırlamış olan, hakikati tanımayan, hayata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer, muvazenesiz ve muhakemesiz olanlar çok aldatır. Çok aldanır aldatır. Cemi adalet. Yani şeyi derdim ama usta çok güzel şey yapmış. Ben adaleti tanım onunla şey yapıyordum böyle. Direkt sarı ifade var mı bunu? Bu tabi bu sarı sarı. Yani böyle metin. Tabi. Aynen. O 19 ve 21. sayfa işareteceğiz. Tabi. Hangisi bu yukarıda? Ha şu. O ihtilas sıratı müstakimde olur. İhtilas sıratı müstakim. Adalet olarak. Ha adalet. Adalet dedi. Kendisi adalet söylüyor. Yani 19 veren sana şey sayfayı söyle. Şaka mı gibi ezber? Yok sen başka şey şimdi anladın mı adalet? İhtiras sıratı müstakim var ya. Adalettir. Ha, onu hatırlattım anladım. Onu soruyorum. 23 abi. Tam nasıl diyor abi? Diyor ki sıratı müstakim, ihtiras sıratı müstakim, şecaat, iffet ve hikmetin mezcinden, tencereye koyup karıştırmasından, ve hulasasından hasıl olan ad ve adaleti işarettir. Ha. Şöyle ki diye. Hatırladın değil mi? Öpmeyin şimdi. Yani sırat üsttaki aklımda da bu ad ve adalete... Çok önemli. Yani... Kapı bozsun. Yok. Eylemsel yani kullanıldığı zaman ilgimizi çekiyor. Evet. İşte budur yani. Sırat-ı müstakim olduğunu... Çok acayip. Bu adlı adalet var. İhtina sırat-ı müstakim var ya okuyoruz. İhtina sırat-ı müstakim derken... Ben adil olmayın. Burada bu. İffetli ol. Lügat, şecaatli ol, hikmetli ol. Lügata bak şimdi. Osman'ım Allah'ın sesi değil mi? Adalet. Şimdi bir lügata bak. Bir de ustadın şu adalet şeyine bak. Mesela şöyle de diyelim. Haber şey yaptık. Çoğalt. Yani ihtina sırat-ı müstakim. Adil olmak. Yani zalim ve cahilden sıyrılmak. Allah Allah. Başka bir şey söyleyeceğim o zaman. Ama Allah Celle Celaluhu bizden böyle yapmamızı istiyor. Kendi böyle de yapmıyor abi bize. Böyle yapsa biz cennet yüzünü göremeyiz abi ya. Nasıl yani? Rahmetiyle muamele ediyor abi bize ya. Adaletiyle muamele etse biz... Adaletiyle yandık ya. Yandık abi ya. Tabii canım. Yani bugün korktum biliyor musun? Yani saat 5 küsürden beri yapanım insanım ama bazen kapıyor beni. Akıl okuyorum ya, çalıştım ya gece yarılarına kadar bugünkü. Dedim ki, o cümle Rüştü abinindir. Onu hatırladım. Yani Allah kim, biz kim derdi böyle. Ama muhatap almış. Ezeli ve ebedi. Ve hadis okuyacağım şimdi, Elmalı ne diyor? İlk yaratılan şey akılmış. İlk yaratılan şey akılmış. Onun için gel dedir. Ya bu Allah, ne anlıyorsan, muhatap almış, muhatap olma şerefine haiz bir sistem dönerdi, şöyle yapardı ve gel bu sistemi şurada burada kullan derdi. Yeah. Veya sistemden istifa et. Yani sistemden istifa et, sıfatını has. Zeki çocuğu, zeki adam. Yani çok tuhaf ya. Yani Allah kim? Değil mi? Muhatap olan aklın şerefine bakın ya. Vallahi başım dönüyor yani. Sonra böyle bir Allah böyle. Allah'ın azameti bir anda bir halet işte o doktorum. Böyle bir halet olunca yani çok korktum ya. Yani benden korkun diyor ya herhalde bu haf yani korkun. Türkçe içerince korku ama haf aslında. Bu azamet ve kibriyası çok dehşetli oldum ya. Çok bildiğiniz gibi de o saatten beri aman aman ayaktayım. 5:40'tı. Yani inanın yatamadım. Azamet ve kibriyası.
Fesubhanallah. Sonra neyle kurtardım o kuyudan? Belki lazım olur size. Öyle biraz ümitsizlik veya işte azameti, blokajı. Ama herkesin bir perdesi var. Allah kendisini gizlemiş. Bazısını öfkeyle gizler. Bazısını cahil böyle efte püften hareketler. Bazısını böyle yürüyüşüyle. Herkesi örten bir şey var. Hakiki yüzü gösterilmiyor. Allah da azamet ve kibriya lüzumlu bir perdeyle örtülmüş. Neyle çıktım biliyor musun o? Azamet ve kibriya böyle acayip bir dehşet, vahşet olmalı, acayip bir şey oldu yani böyle haleti. Dört şeyle o şeyi uyguladım, lütfen uygulayın. Tevekkül, teslim, itimat, kanaat. Dedim, burada hangisini kullandım biliyor musun? Teslim, sen benim Allah'ımsın. Ne yaparsan yap. Rahatsız. Çocuğun annesinin şefkatine sığınmış. Vallahi, billahi tallar. O yalana şahit denilirse al kafir olur. Allah'ıma bu dört taneden. Diğerleri zoraki oldu, aklen. Ama fıtraten hemen teslim. Dedim, sen benim Allah'ımsın. Ne yaparsan ya. Ondan sonra pat, bir baktım bulutun üstündesin. O kadar keyif aldım ki, zevkimden acayip oldum ya. Ki bu sene zıttı kadar yukarıya çıktım. Kuyunun ne kadar dipteydim. Keyif verdi ya. Ondan sonra çok hoşuma gitti. Şükür ederim Allah'a. İyi ki Allah'a. Kim tutar sizi nasıl? Çok garip bir şey. Hep tersini okuyoruz. Yani Allah benden korkun derken aslında o korkun içine korktuğu nispetçe sen çıkarıyor. Çıkarıyor. Aslında şimdi mesela insan doğulu diyor. Her korktuğu şeyden kaçar. Allah hariç. Çocuk misali veriliyor. Evet. Çocuk her baba dahil korktuğundan kaçar. Anneye korktuğu kadar yanlış. Bunun gene içsinesin. Biraz gidelim de şeyin de akla Allah'ın hadisi şerifini okuyacağım. Gel dedi, git dedi. Veya ezana kadar okuyalım müsaade ederseniz. Değil mi? Ondan sonra Risale'ye geçeriz. Veya keselim mi? Çok var abi ya. Bir saat daha var. Biz. Yani ezana çok basıyor. Yani. O zaman şurayı bitireyim, şu tamam. Hadisleri sonra bırakayım. Tamam. Şurayı bitireyim. Peygamber'e tabi olmasıyla demiş. Uyumuyorsan kim soymuyordur. Zekavet, duyguların bütünlüğündeki somut kavramlarla meşgul olur. Akıl ise soyut, yani soyut kavramlarla meşgul olur. Hırsız buna iyi bir misaldir. Aklıyla değil, zekavetiyle onu yapar. Yani ondan sonra hırsızlığı. Ondan sonra şurayı da şeyden sonra yaparız ki çok önemli. Elmalı Hamdi Yazır'dan aldığım şey çok önemli. O da özelliği şudur. Kendi şeyi değildir. Toplama yapar o. Alimlerden ilmi kelam ehillerinin alır. Harmanlar. Kendi fikrini de söyler. Onun için yaklaşık bir yüzdür. İnce yazıyla bir yüzdür. Şeyden sonra devam ederiz. Ve bu akılın bu temeli şudur. Onun için fazla duruyorum. Bakın şöyle. Şimdi bu gömleği yanlış iliklersen şöyle. Böyle yanlış çıkar. Hani fermuar da öyle. Temelini doğru atınca gerisi doğru gelir diye. Hani külli akıl olsun diye. Hadis-i Şerif'i aldı. Elmalı Hadis-i Şerif. O kadar önemsiyorum ki aklı aldı karşısında şey yaptı. Ona muhatap oldu, konuştu. Sonra akıl gelmek istemiyordu. Yeryüzüne inmek istemiyordu ruh gibi. Ruhu akılla teskin etti. Aklı ise muhatap edilmeyle teskin etti. Yoksa susmuyordu. Ruh gelmiyordu. Mutlak ve mühit ya. Muayyen değil. Bu resar mı? Bu hapishane kabul etti. Allah'ın hakim ismiyle girmek istememiş. Allah demiş ki Celle Celaluhu sana senin istidadına öyle bir kabiliyetler vereceğim ki bu Hüseyin. Seni bir şeyin içine koyacağım. Senin şu andaki durumundan daha nihayetsiz kabiliyet kazanacaksın istidadınla, aklın içine. Akıl da gelmiyordu, bu bedene hiç kimse gelmek istemiyordu. Onu da ifrat ve tefrit sistemiyle seni meleğe çıkartacağım. Akıl basattı. İfrat ve tefrit,
bedenin için, bedende böyle bir şey mi var? Biliyor musunuz Cebrail'de, Azrail, İsrafil, cismaniyeti yok, nuraniyeti var. Nuranidirler yani. Öyle bizim ceset gibi bir vücutları yok. En kesif, en camidir sırınca Allah'ı en iyi gösteren bu beden cismaniyettir, cesettir. Bu böyle bir özelliği. Fakat şeyin de bedenleri var. Cinlerin, meleklerin. Ama atom cinsinden olmadığı için cami değiller. Ama sırların var. Hayvanların, ağaçların var. Ama bu böyle bir ruhları yok. İnşallah gelecek. Diyor ki hayat mertebe-i insaniye çıktığı zaman, bunu okuyacağız akıl. Akıl ne oluyormuş? Hayatın 5 mertebesi vardı, hatırlar mısınız mektubatta? Mertebe hayat 5'tir. Saymadığı bir mertebe var. Mertebe-i insaniye. Hayat diyor mertebe-i insaniye çıkınca ne oluyormuş o zaman? Akıl o alemlere gittiği gibi o alemlerde iade-i ziyaret için o akla geliyorlarmış, akla. 29 söz. 506 sözler. Tam temelde işaretleyeceğiz de var. Evet, 29 söz. Şimdi mertebe-i insaniye, hayatın mertebe-i insaniye, beşer değil. Hani var da böyle, ikileri elim böyle yapıyorum. Kap düşünün, zıtların cemi, beşeriye. Sıyrıldığı kadar güzellikleri, onun toplamına insan deniliyor. Bu beşeriyetten bizi insanlık makamına çıkarmak için peygamberlik olmuş. Şimdi o mertebe-i insaniye, mertebe-i insaniye kaç sayfa yazdım bir bilseniz, dur bakayım. Yaklaşık 506 sayfayı gösteriyorum, okumayacağım. Bu mertebe-i insaniye, hayatın mertebe-i insaniye çıkınca akıl o alemlere gitme hakkını, yetisini, yetkisini alıyor. O alemlerde iade-i ziyaret etme oluyormuş. Akıl dairesine, sistemine ziyaret ediyor. Bak arkadaşlar, buradan başladım. Metin bu. Bak, o kadar acayip ki kırmızı olanlar Risale'deki geçen cümleler, başka yerlerden deliller bularak. Bak şu bir ders. Bize de bir ders yeter, fazla bile. İki ders bile olur. Evet, olur. Yani 506 sözler, sayfayı söylüyorum. O alemler metini okumayacağım da cümlesini söyleyeyim de. Diyor ki bak, hayatın ziyası olan, bak bir de okuyorum. Hayatın ziyası olan şuur ile, akıl ile. Hayatın ziyasıymış. Hayatı bileceksin, bir de ziya. Bir insanın kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi, o zihayat kendi aklı ile, o zihayat kendi aklı ile, avalim-i ulviyede, ruhiyede ve cismaniyede gezer. Ne demek? Yani o zişur, ruhun 4 sıfatı var, zihayette zişurdu, kanun ve vücuda zişur. O zişur ve zihayat, manen o alemlere misafir gittiği gibi, o alemler dahi o zişurun mirat-ı ruhuna misafir olup, irtisam ve temessül ile geliyorlar. Şimdi şuur ne dedi o sonra? Şuur. Yani vicdanın zişur sıfatı var da. Şimdi nerede derken, kainatta mı? Yok, insanda. Birinci şuur, ikinci şuur. Var. Vicdanda var zişur şey, yani ruhun sıfatıydı, ruhta. Dışarıdan alındı bize. Anlandırdıklarını. Şuur. Şimdi şurada sendeki karşılıklı bir yer vardı. İslerle gelen. İslerle gelen. Ha. Anlam bulanlar. Okuyorum. Devam ediyor. İşte en küçük zihayatta hayat böyle tesirini gösterirse, okumak istediğim yer. Elbette hayat tabakayı insani olan en yüksek mertebeye çıktıkça, tabakayı insaniye. 5 mertebi hayat vardı. Genel bir ifade. Onun dışında hayat diyor tabaka-i insaniye çıkarsa, yani o hayatın içerisinde bir tabaka-i insaniye var. Tabakayı.
Yani normal bizim hayatımızdır. İsa Aleyhisselam'ın şu hayatı, şu hayatıdır. Tabaka-i insani. Şimdi burada kesiyorum. İkinci derste devam edeceğiz inşallah. Ve ahir davahu elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ve selamü aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavatü İkinci dersimiz. Divan kaçtı? 109 bu. 107. 107. 107. Taakkul abi, geçen ben taakkulleri bizde de yazmıştım okuduysanız. Ama şey yapamadım ki Osman, yani isim. He, taakkul 12 geçenki ders, şu anki taakkul 13. Çünkü şöyle, dima dersleri içerisinde taakkuller yapmışız. Onları böyle numaralama, en son 11 var. Onun haricinde siz 16 demişsiniz bir yerlerde, atım 16 falan. Ama dima dersi kapsamına da girmemiş. Tamam. Onun için ben o 11'den devam etme. Yani çünkü onlar dimağın kendi dersinde taakkul denmiş. Tamam. Onun için o 11, yani bu dersten önceki 12 idi. Bu 13 oldu. Tamam. Hadi. Tamam. Yani, söyleyelim de kayda geçelim. Peki, şey yapmışız mı? Yani yazmış mıyız? Onu 17 yazılmıştı da. Düzelttiniz mi? Onu silindi sonra, düzeltecek. Şimdi bir şu şurayı, şu dursun. Şuraya, Osman'ın yazar mısın şuraya? Bir şeyine girsin, yanlış olmasın. Sıkıntı çekiyoruz sonra. Ondan sonra 17. Başlayacağız. Harika. Havamız nasıl arkadaşlar? Elhamdülillah. İnan benim de çok iyi. Sanki hafifledim ya. Sanki sen birinci dersi biz burada değildik. O Mısır Resulullah'ın aldı bizi. Acayip. Onu sildin mi? Onu neyse. Bura köşe lazımdı. Ha dedi. Tamam, onu bir ders şey yapacağız onu. Bize bir kantar yapmıştı onu. Onu yazsın, ondan sonra sileceğiz ve Abdülkadir. Abdülkadir'in o dediğini bir daha oraya şey yapıp güzel olacaktı. Onu güzel, hoşuma gitti. Dema özledi. Aşağı yaz. Yazsın ondan sonra. Anamdolak, ciddi bir hafiflik var. Fesuvanallah. Bu inayet hassa işte. Aslında birkaç saat, 2-3 saat geçmiş. Bak o, hani var ya o zatın şey olsun. Aslında ezilmemiz gerekiyor. Bu derste o kadar basit şey değil ki. Yani bir imalat ediyor. İki gelen sorulara cevaplar üretiyor. Kendi yeni var olan üzerine yürüyor. 3 tane şey yapıyor. Ezilmemiz gerekirken kuş gibiyiz. Evet. Dima 107. Taakkul 13. ders 9.02.2020 küçük çekmece. Tamam. Şimdi kardeş sana zahmet o teraziyi bir de yapar mısın? O oradan geç abim onu bunu çektirmeye şey Emre. Hangisi? Tabii çektim. Şunu çektim. Bana niye soruyorsun? Bana bunu çektin mi? Temiz çeminden mi çekiyorum? Ha tamam tamam. Ha. He de ki ben de çektim. Ben yapıyorum. Ha. Şimdi bunu sil. Bunu sil. Tamam. O bir şey yapıyor. Ondan değil, öteki tarafta. Şimdi bu bunun devamına ait, devamıyla kardeş bir şey yapıyor. Hoşuma geldi. Şunu kaçtı işaret edeceğiz. Sayfası 49. Tartın. Ondan sonra ben tekrar devam edeceğim ve tefrit vasat İfrat, denge halinde, adalet, oraya ne yazmış? Yani sıfat olarak buraya adil diyebiliriz abi. Yani şahıslı olduğu zaman adil, sıfat olarak şey olursa adalet olur. Zulüm ya da zalim olur. O zaman şey yazar mısın? Adil. Cansat, adil. Altına sıfatın olarak adalet. Adilin adaleti. Zalim. Zulüm. He. Yani sıfatı. Evet, evet. Ondan sonra zatı bakımından. Bu da kendisinde. Kendisi. Kendisinde mecnun olur abi. Hatları gizliyor. Cin de gizli ya. Mecnun yani bunlar gizlenmiş bunda. Yani iffet. Yok olmuş. Cunun yazar mı? Evet onu? Mecnun. Mecnun. He. Şeyde sorun mu oluyordu Abdülkadir abi? Cahilde. Mecnun. Cahil yasaksa daha uygun gibi görünüyor ama. Abi cahili şurada kabahatin içerisinde hamakat olarak şey yaptım. Çünkü buna yani kuvve-i akliye bakıyor ya. Cehaletle alakalı. Akla alakalı bir şey yani. Hamakat dedim yani cahilliği
hamakat bu kabahatin içerisinde onu şey yapabilir abi. Şöyle yapırsak. Yani cehalet şeye göre, kuvve-i akliye göre olur. Bizim burada şey yaptığımız, yani bu üçünün toplamlarının, yani ifrat tefrit üçünün toplamında abi. Üçü eğer cahil olursa. Yani humut. Yani hiç şeyi yok. Yani hiçbir helala harama iştahı yok. Ceva korkaklık. Daha güzel her şeyden korkulmayacaktan da korkuyor. Yani hiçbir şey gabi. Bunun toplamı abi bu buna deli bir insan. Tamam. Mecnun. Tamam. Şimdi şey de olabilir. Onu ekleyebiliriz. Yunun cahil dersi inne u kane. Şu an çok güzel olur aslında. Zalimin karşısına cahil. Zaluma cehula. O zaman zalimin karşısına cahil olmuş. Şöyle olur. Ne öyle istifadesi. Oradaki metne uyayım. Evet. Yani sanki şöyle yapayım cahil. Zaluman mecnun. Ama zalim abi zalim ben cahil. O zekaveti yerine kullanmadığı için cahil oluyor abi. Bu aksi zıddı artı eksi gibi abi mecnun. Çünkü, yok. Çünkü yani orada ise zalimliği nereden geliyor? Tamam, zekavetini şeyden kullanmadım. Dokunmuyorum. Kalpten kopan akla aklı maaş denir. Kalpten kopan alakasız olan kalbi yani dedik ya kalpte olan eylemdedir. Ruhta olan simadadır. Dimağda olan kelamındadır. Yani orada ifade edilir. Yani o yani dimağda olan kelamında derken kelamın ifade edildiği yer. Yoksa kelam ta ruhtan da besledi. Onu kastetmiyoruz. Osman demişti aklı maaş diye. Ha, kalpten kopan akla maaş, aklı maaş kalp ile hareket eden akla da aklı maat deniyor. Bu abi rahat durmuyor. Ben buraya oturdum ya. Ama şey evet daha önce daha 101. derste sessizdi. Kalpten kopuk akıl dediniz ya abi. Topal yani adam. Bir ayağı acaba bir ayağı suret topal. Oradan mı vuruyor dedi. Doğru. Topal doğru. Ma'ad abi ma'ad geri aslına dönen. Yani kaynağıyla kaynağına dönen. Evet. Ma'ad yani Aad yani o. Aynen. Kaynağı ile izah edin. Allah'ın izniyle. İnne lera addu ke ila ma'ad diyor. Ayette de Peygamberimiz Mekke'ye geri dön. Allah seni diyor ma'adına geri döndürecek. Yani Kabe'ye diye. Aklın da Kabe'si gibi. Siz orada şeyde taakkulda kıblesi vahiy demişsiniz ya. Akıl yani ma'ad kıblesine vahye döndüğü zaman inne lera addu ke ila ma'ad seni şeyine döndüreceğiz diyor. Yani, aslına. Aslına döndüreceğiz. Evet. Ma'ad o aslı. Kur'an'da gördüğüm Kur'an'da gördüğüm kadarıyla akıl kullanılmaz, taakul kullanılır. Şimdi biraz önce, birinci derste bir sürü ayetler okuduk meali. Taakul, fiili olarak kullanılır. Akıl kullanılması, kullanılmazsa yok kabul ediliyor. Yani akılsız, vicdansız, kalpsiz, ruhsuz dediğimizde bunların yokluğu değil, kullanılmadığı anlamınadır. Hani vicdansız. Hatta adam ticaret yapıyor, vesaire yapıyor, aldatıyor. Aldatıyor. Bu zalim akıl diyor muyuz? Hayır. Ne diyoruz? Vicdansız. Niçin? Vicdanı kontrol eden üst, ma'at, vicdandır. Akıl, isim, taakul, aklın fiili hali. Günümüzde yapar zekaları, günümüzde yapay mı olacaktır? Bakayım okuyayım. Günümüzde yapar zekalar var ama yapar akılları yok. Yapay olacak değil mi? Yapay zeka diyorlar. He tamam. Yapay, yapar diye. Yapay. Günümüzde yapay zekalar var ama yapay akıllar yok. Çok ilginç. Mesela elektronikte kullanıyor Türkiye bunu. İhtiyar batıda var ya abi, zekavette yok. Evet, malumat var sadece. Karıştırıyor, şey yapıyor, böyle. Evet, acayip bir şey, evet. Zeka bu manada sorun çözme odaklı kullanılıyor. Sorun çözmede zeka kullanılıyor. Yani mevcudatın ilişkisi, çilişkisini, hakaiki nispiyetini sebebiyet veriyor. Başka? Nazarı olmayanın manzarası yoktur. Nazarı olmayanın manzarası yoktur. Bu kim size ait mi ifade bunlar yoksa alıntı mı? Yok, şeyden. İşaret icazı da okurken o aklı nazargâh vesaire var ya, bir yerden alıntı değil bu.
Hani demin okuduğunuz yer değil. Yok, o, onu söyledim. Yani ben nereden okuyacaksam söyleyeceğim. Tamam. Elmalılı olursa bak şurada kırmızı. Ha tamam. Ha diyeceğim ki şurada. Bu ifade etsin, tespit ben, etsin. Evet, evet. Ondan sonra mesela Yeni Asya'da kırmızı. Yani kaynağı söyleyeceğiz. Günümüzde yapay zekalar var ama yapay akıllar yok. Ne demek istediniz onu? Yani alim şahadete beş duyguya nazırdır. Yani o yapay zeka olabilir ama yapay akıl olamaz oluyor değil mi? Evet, olamaz. Hmm. Mesela akıllı telefon, hayır, zeki telefon. Mesela tilki, akıllı tilki denmez, zeki tilki. Yani gidiyor telefona akıl diyor ama maymuna, tilkiye zeki diyor. Peki akıl, zeka... bu dediğimizde şuuru burada nerede olur? Şuur aklın sıfatıdır. Çünkü bütünselliği ben baktım böyle çok şuuru çok ders yaptık ama şöyle de geçmiş. Aklın 30 küsür tane sıfatı var. Bütünsel hali diyorduk. Hayır, en son artık akıl okuyorum ya. Dedim ya akıl okunca daha şey çıkacak. Şuur aklın mustaki bir sıfatıdır. Şuur aklın. Ama diğerlerinden de besleniyor. Yeni bulduğum bir şey. Eskidekini söylüyorum. Şuur neydi? Aklın 33 tane sıfatının bütünsel hali diyorduk. Diyordum. Doğru. Ama bir eksiğim var. Şu ruhun etrafında mesela zih akıl demiyoruz. Zih şuur diyoruz. Evet, evet. O zaman oraya zih akıl mı diyeceğiz? Yok, yani? Bak. Şuur, mustakil bir sıfatı var. Mustakil bir sıfat var. Nedir o? Şuur. Ne yapar o? Hani diyordum Osman, 33 tanenin bütünsel hali yerine şuur sıfatı o 33 taneden besleniyor. Yani bütünsel hali değil, müstakil ama bütünselden besleniyor. Bir de yeni tespit, şuur içsel alemine diye anlaşılırken, şuur karşının battaniyesini kaldırma özelliğidir. His ise kendi, mesela şöyle diyeyim. Bildiğimiz dünyadan örnek veriyorum. İki tane örnek vereceğim. Sporcuyum, konsantre oluyorum, güç çıkıyor. Güç kendisi kuvadır. Kudretin sıfatı olan kuvvet, kudretin bir cilvesi olan kuvvetini vücudu hariciye çıkarıyor, ilmi vücuttan. Bu histir. Bizde aktif olan, yani hedefi insandır hisler. Tefekkür yapıyorum maneviyatını. Hiçbir şey yoktu. Tefekkür ediyorum. Enerji doluyorum. Bu histir. Şuur ise, şuurun hedefi kendisi değil. Karşının üstünü kaldırmaktır. Yani üzerini örten battaniyeler var ya. Mesela esmanın meratiplerini. Karşıyı sana fark ettiriyor. Karşıyı anlamlandırıyor. Karşıyı sana taşıyor yani elmayı. Bir tefsir. Allah'a tefsir eden gibi gösteriyor. Şuurda kasıt mı vardır? Abi? Yani her şey var içinde. Yani şuurda hedef hariçtir, his de hedef kendisidir. Ama içsel bütünlükte zaten karşıyı ne yapar denilince haricin üzerindeki tanımlamaları, örtülen battaniyeleri, birbirini kapatan esmaları sana kaldırıp sana taşıyor. Tamam. Bu iş çok hizmet edecek diyor laikalarda. Evet. Bu âli his. Evet doğru. Hayatın süzülmüş hülasası ruhu akıl diyor abi. Evet. Onunki de diyorsun ruh evet. Diyor şey. Dolayısıyla ruhun mesela... Yani bu akıl konuştuğumuzda aslında yani zeka şu an konuşuyoruz ya o konuştuğumuz kadar da belki akıl ve şuur ilişkisini de bilmemiz gerekecek. Tabii yani çok. Karışıyor mesela. Evet. Ben mesela yapay zeka deyince yapay zekanın bir şuuru var mı? Mesela şuur mertebesi kendinden var. Kendinin farkında olacak mı mesela iyi konuşuyoruz. Sizin de yapay zeka olabilir, yapay akıl olamaz deyince ben şuurla kıyas ederken sizin aklı soktunuz mesela. Ben bir tefekkürümü paylaşabilir miyim abi? Evet, bir dakika. Akıl vahiy ile alakalıdır. Onu temel bilgini koyunca bu tür şeylerin olmaz. Akıl olabilmesi için akıl, ikal, okun, akli, ikal, bağdır. Bağ varsa o nispetle akıl vardır. Bağın zayıflığı kadar zekavet vardır. Tamam. Burada şey diyor abi, evet nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hulasasıdır ve şuur ve his dahi
hayattan süzülmüş, hayatın bir hülasasıdır. Ve akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hülasasıdır. İşte onlar gelecek. Onlar derste işte biraz çok önce gösterdim ya. Çok güzel olmuş. Evet. O bir de Osmanlı'daki bir ders. He? Bir ara yapmıştık zaten. Bir ara yapmış, bir de yapacağız sonra. Başka ama akıl cihetiyle yapmış. Doktorum vardı, en son bir özetleme yapmıştı onda. Doktor mu yapmıştı? Aha. Aradaki ilişki Risalet-i Muhammediye Üstelik dersinde geçmiş. Değil mi? Onun bir daha şey yap. oraya gelince hatırlat. İlk önce buna, onu bir sen biraz da çalış. Bir doküman getir. Sana burada biraz onu konuşturalım 5-10 dakika. Tamam doktor. Şimdi, en kesif, en kesif en camidir diyor ya. Şimdi en kesif akıldır aslında. Şuur daha geride. Mi acaba? Daha latif. Yani ben daha latif anlamında. Evet, evet. Mesela ben sanki tefekküründe şöyle şey yaptım Hasan abi. Vicdanın dimağdaki temsilcisi gibi bakıyorum ben izana. Sanki taakkülün veyahut da dimağın da vicdandaki temsilcisi sanki gizli bir şuur gibi. Yani bu benim bir tefekkürüm. Yani. Evet, devam edelim. Şuurla gelince konuşacağız. Çünkü biz boğuyor, alıp kaydırıyor. Nazarı olmayanın manzarası yoktur. Yani körler pazarında tarak satılmadığına benziyor yani. Bilen konuşur. Tek tek ayrı ayrı bunlar. Körlere aynı abi. Saçlılara affedersiniz. Bilen konuşur, tanıyan susar. Konuşmayı zekavet, susmayı akıl becerir. Bak, bilen bilen konuşur. Tanıyan susar. hep böyle gafra bakıyorsunuz böyle. Konuşmayı çok konuşmak zekavetten, susmayı beceren akıl. Süleyman'a bakıyorum, ben de akıl boş oluyor çocuktan. Doktor hiç konuşuyor ama akıl boş oluyor çocuktan abi. Hep dolu. Hep dolu. Yani hep dolu. Hep düşünürdüm. Bak şimdi. İlk noktalı virgül ben kendim. Müslümanlar ölümden çok korkuyorlar. Niye diye. Akıllı olduklarından ahireti biliyorlar. Zekiler hayatın bu hayata münasır olduğunu zehab ettiklerinden, öyle inandıklarından ölümü bayılmak zannederler. Akıl vahye bağlılığı nispetinde akıllı olduğundan dünyada daha fazla sıkıntı olur. Bir daha, akıl vahye bağlılığı nispetinde akıllı olduğundan dünyada daha fazla sıkıntı olur. Kafir ve şuursuz Müslüman sırf midesini ve uşkurluğunu sıkıntı yapar. Allah'tan, Allah diyor Kur'an'da, benden haf edin, yani benden korkun. Gafil Müslüman ve kafir korkmuyor. Sebebi Allah'ı tanımıyor ve bilmiyor. Müslüman Allah'ı tanımıyor, kafir Allah'ı bilmiyor. Dolayısıyla Müslüman niye ölümden korkuyor? Allah'ı tanıyor ve biliyor. Ondan. Çok gariptir. Herkes akıl payına razı ama rızık, ömür ve vesairelerden razı değiller. Yani kimse aklına kıskanmıyor, haset etmiyor. Akıl Allah pay etmiş, herkes razı. Ama rızık, ömür vesairelere razı değiller. Bilgili olmak ayrı, akıllı olmak ayrı. Bilgili hariçten, akıl ise işten beslenir. Çok acayip. Bilmediğini bilmektir Sokrates. Bak kimde ne aldımsa yazıyorum Osman. Evet, tamam. Bak ismini yazdım. Bilmediğini bilmektir Sokrates. Akıl için demiş. Akıl nedir? Bilmediğini bilmektir. Aklın nispetinde dünya ahireti bütünsel görür. Onu kim demiş ya? Zavallı birisi. Bir şey, özür dilerim abi, bir şey söyleyebilir miyim? Çok çok hakkınızı lütfen arkadaşlarımızdan. Şimdi Kur'an için diyor ya Osman. Buyur abi. Hani Kur'an için diyor ya
her şey var Kur'an'da. Bakın her şey var. Burada ama yapıyoruz. mesela bir uçak neden yazmıyor? Mesela peygamberlerin mucizelerini göstererek orada peygamberlerin mucizeleriyle Süleyman Aleyhisselam'dan bahsederken mesela hak ettiği kadar payı uçak alıyor. Yani uçak ancak o kadar hak alabiliyor orada. Sineğe nispeten. Evet, evet. Çünkü canlı cansız evet, farklı. Şunu merak ettiğim için soruyorum çok. Hakkınızı lütfen helal edin Hasan abi şimdi. Şimdi bu zamana kadarki dima derslerimizde daha ağırlıklı hani böyle mesela Risale-i Nur böyle diyor. Biz bunu çıkarttık. Risale-i Nur böyle diyor. Biz bunu çıkarttık gibi. Acaba hani Kur'an'da uçağın hak ettiği kadar mı akıl Risale-i Nur'da o kadar hakkı var? Daha böyle remzen mi diyorlar? Var. Yani böyle daha mehazlerle gitmek değil de daha çıkarımlarla gitmek şeklinde olmuş ya bu akıl çalışması sana bir. Hayır, akıl çalışmasına girmedik daha. Ha, bu ön giriş mi? Yani o yüzden. Yani o aynı usulde devam edeceğiz değil mi onu abi? Tabii ya. Mukaddime bu. Şuraya bakar mısın? Şu kırmızı metin Sikiye Tasdik Galbi 256 Mektubat 409 7 metin kırmızı metin anladığımızı. Hı-hı. Bak yani sen korktum yani ben biraz ki acaba akıl böyle bir defter var ya. Ha, böyle bir çıkarım olur mu? Akıl daha çok. Bak şuraya bak. Metine bak. Şuraya bak. Metine bakar mısın? Şu kırmızı metin şu uzunluğa bak. Üşenmeden yazmışım. Sonra çıkarım. Metin çıkarım. Anlıyor musun? Metin çıkarım. Bu kırmızı metin. Bunlar ısınmak için daha. Peki ısınmaksa buysa. Şimdi sen gör bakayım sen fırtınayı seyredeceksin. Kopacağız o zaman abi. Evet. Dedim ya dima bütün sen ne kadar ders yaptıksa o kadar ders olacak herhalde. Aynen. Yani bu taakul daha bu mukaddeme bu. Yani ben akıl bu şey tabir simge, sembol lügat manaları neyi veriyor biliyor musun? Bir akılın eline pergeli, cetveli, teleskop, mikroskop vermek gibidir. Doğru düşünmesi için. Bir kalkışa kalkacağım. Hasan abi, bir şeyi tarif etmek için şu kalkacağım. Şimdi bir şeye de... Zeki olduğun için doğru. Abi bir şeye dikkat ettim. Sizin üzerinizden ben de gidiyorum. Şimdi sizin bir ayağınız, şu bütün dima derslerinin en başından beri, bir ayağınız her ne kadar biz akıl dersine daha yeni başladıysak, bir ayağınız daima sizin akılda oldu. Tamam. Biz zahirde daha şeye baktık, itikada baktık, işte intizama baktık, serbest bölge. Tasdiye baktık, serbest bölgeye baktık ama bakın bu ayak hiç değişmedi. Biz her bu dolaştıklarımızda, siz buradan döndüğünüz akla bir baktınız. Bu bütün o süreçte çıkarttıklarınızın... Evet. Böyle değil mi abi? Evet. Aklınızda hiçbir şey düşünemiyorum. Kesinlikle. Demiştim zaten size. Evet. Mesela bana söylüyordu çünkü o zaman ki akıla döndüm. Akla bakıyorum. Arkadaşlar dersimiz şöyle devam etmişti. Bilmeyerek olmuş. İlk önce tasdik yapmıştık. İzan mı ne? Tasdik yaptık. Tasdik. Sonra bak, izan şöyle, yaptık. Şöyle dedik bir daha hatırlatayım demiştim ama zan dersleri yaptık epey bir. Zan tasavvurda olduğunu bulmuştunuz. Oraya konuldu. Tasavvurdaki bazı şeyler de konuşuldu. Tahayyül. Dediniz ki o zaman bu dima başlayacak. Hani ilk önce dimağın genelini yaptık. Sonra da mertebelerini artık başlayacağız demiştik. Dediniz ki bu zan derslerinde tahayyül tasavvur çok konuştuk. Akıl zaten çok ders yaptık. Tasdikten başlayalım dendi. Yani kader-i ilahi. Onun için öyle başlamış. Şuradan ama öyle. Allah bize bunu yaptırdı. Tasdik yaptık. Tasdikten evet. Başladık. Sonra izan yaptık. Evet. İltizam yaptık. İtibak yaptık. İtikat yaptık. Sonra döndük buna. Bunu zaten önceden yapmıştık. Bu hapisten sonraki bir şey. Allah'ın özel ikramı, ihtiyar iradenin tamamen dışında böyle bir şey yok. Serbest bölge ustadımızın rüyanı. Ondan sonra baktık külliyatta böyle. Onun bize tarif ettiği, bize söylediğini, uyandığımız zaman aynı dediğini yaptık. Külliyattan da hepsini koyduk vesaire. Bu oldu. Şunu anlatmak için. Böyle gittikten sonra buna geldik. En son bu oldu. Ama hiçbir devrede o taakkulden bir ayağınız kalkmadı. Bu kalkmadı. Kalkmadı. Çünkü devamlı. Mesela içeride defterim var. 1991'de çalışmışım ilk akıl. Şeret yapmışız ilk.
Ortadan bir yere çökar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi ya. 163. maddede Ozal kaldıracağı. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ taraf. Bak. Boş. Boş beş kralı. Bismillah. Dostur. Meseleler çıktığı zaman o şahıslara hücum değil de o şahıslarda görünen hallerle münakaşa yapar. Ama o haller o şahısların şahsından çıkıyor. Sen şahsına hücum değil, beşeri muamelelerde aşiri musamaha öteki yönden fedakarlığın ruhunu muhafaza etmeli. Yani mesela bir hata yaptı. Hata yaptı ama onun ruhu var bir adamın. Hatasına bakma. Ruhuna bak. Sıfatını tenkit et ve eleştir. Ruhuna dokunma. O ruhunu rencide edersin. Bu meseleler karıştırılmamalıdır. Lazımsa o şahsın ismi verilir. Lazım değilse o isim değil sıfatı ortaya konulur. Namazda veya sözlerinde dersinde vasatı takip etmeli. Çocukların dersine veya mecralanmasında son hedefi göstermek lazım. Bu yaşta son mertebeyi gösterirsen büyüdüğü zaman neyi yapacak? Sen böyle yapmakla terakki kanunu yolunu kapamış olursun. Mesela diyelim ki çocuğunuz 5-6 ya 10 yaşında sabah namazına kalktı. Senin yaptığını yapmaya zorluyorsun. Tesbihatı vesaire. Olmaz. Peki bu yaşta senin dediğini yaparsa senin yaşına gelince ne yapacak? Hmm. O zaman daha bulut çağına değilse, çok zorlanıyorsa farzı kılsın yatsın. Biraz böyle bulut çağına gelmişse ama farzı mutlaka kılması lazım. Çünkü zorlayın diyor. Sünneti de kılsın, tesbihat yapmadan yatsın. Bulut çağına sonra da tesbihat yapar. Doğru. Yani böyle. Burada bak 13.02.91'de insan bu dünyaya ekiliyor ve ekiyor. Dünyada ekiliyor. Yani hikmet aleminin dünyasına insan yoğruluyor. Çekirdeklerine neşinemalanmasına zemin izhar ediyor diye devam ediyor ve Allah Allah. Siyasi partilere alakalı hükümler nasıl bakacaksın diye. Ha, bakıyorum bir hatıra vekil modun satılmış da şey olmuş. Bunlar hiç yayın almamış. Kaç tane ne konular işlemiş? Bir Filistin okuyayım size. Akıl, alemi melekut, alemi mevalit, emir, emr, umur, evamir, adem, kavanin, fıtrat, hayat, zaman, kavanin, ezel, kudret, arş, hakikat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, alim ve mana, ebed, lef-i mahfuz, mana, arş, ilim, ervah, alemi berzah, alemi misal, alemi cismaniyat, sıfat, esma, rububiyeti mutlaka. Bak ebedi tek çalışmışız. Ne demişiz buraya? Rububiyeti amme, rububiyet, hava, havaya çalışmışız. Kader, çeşitli mevzular, cehennem, dermesil. Oo, dermesil acayip. O ne ya? Dermesil. O ne? Şimdi dermesil kralmış. Demir. Adı dermesil. İsim. Demir adam. Dermesil, tamam mı? Dermesil denilen bir adam, Nuh Aleyhisselam zamanında Nuh'un karşısında olan bir adam. Dermesil. Hani Nuh, hani şey. Ondan sonra gemi yaparken, ondan sonra en son demiş ki Nuh Aleyhisselam gemi yapmış, artık şey yapacak. Binmişler yukarıya. Gemiye binmişler. Nuh diyor. Hepsini tamam haber verdi ya, haber aldı ya Firavun. Haber alınca dermesil adam. Gelmiş etrafını sarmış. Ha, Nuh'un bütün gizli adamlar toplanmış. Hepsini topladı tamam. Bunu yaktık mı? Hepsi bitti. Hepsinden kurtulacağız. İniyor musunuz, yakıyor muyuz? Gemiden. Ondan sonra şimdi diyor musibeti sen bekleyeceksin diyor. Şimdi gelecek diyor. Hani diyor senin Rabbinin musibeti gelsin de görelim diye etrafına dalga geçen. Tam o sen konuşurken evet dedi başladı dedi. Ne oluyor başladı? Atını diyor çektiğin anda başlayacak dedi. Atını sağa çekti, dört ayağından sular fışkırdı. Su bulanık, pis, çok fena kokuyormuş. 3-4 tane sıfatı var. Ondan sonra at böyle çekti, bir şey anlatacağım, çok mühim. Dört ayağından fışkırmış, pislik.
böyle sürmüş, dört ayağından sıçramış, durmuş, o anda dehşete kapılınca pislik su, hemen nefes nefese birisi geliyor. Diyor ki, efendim diyor, bir kadının tandırından su fışkırdı diyor. Attan önce, o koştuğuna göre, tandırdan su çıktı diyor. Tandır su. İlk su, yani bu dermesin atın üstündeydi diyor. Peygamberimiz atın kaç ayağı var? Demeye gerek var mı dört ayağı var? Atı diyor dört ayaklıydı diyor. 163 neydi? Siyasi, içtimai, ekonomi, askeri, sahada kısmen dahi dini alet etmek. Dört. Ondan sonra dermesil atın üzündeyken o ekmek pişiren bir kadının tandırından su çıkıyor. Tandır su, tandır su. İlk su o zaman çıkıyor. Tandır su, tan su yani. Allah işte. Dermesil de hiç eksiltmeden, çıkartmadan Süleyman Demirel imzasını şöyle yapar. S.Demirel. Hiç çoğaltma, eksiltme, dermesil oluyor. Allah Allah. Aslında ve 6 saat ders var. Onu kesecek. Bunları rahmetli yok Dehli Hoca ile mütalaa ettiniz mi acaba hiç? Çok merak ediyorum ya. Ondan sonra ya, şey yaptırmadı ki, indirmedi ki bizi. Evde. Tabii ağladı. Ondan sonra Ümit de bekliyordu. En çok 2018'i bekliyordu. Neler okuduk? Bir dakika. Dermesil'i bulayım. Çok hoşunuza gidecek. Dermesil bak neler? Vecizeler. Devenin sırları. İzzet. Şuun. Kibriya. Tekvin. Evamir. Hayat-ı tekviniye. Kün. İsmi fert. Vahdet. Ehadiyet. Hayat. İnikas. Temessül. Arş. Mesail-i mutefelika. İsmi azam. İlim. Alem-i gayb. Alemi hakikat, alemi hakiki, alemi harici, alemi imkan, alemi insaniyet, alemi ervah, alemi mubsirat, alemi ula, alemi mula mı ne ula, alemi nur, alemi rububiyet, alemi ruhani, alemi sagir, alemi sahve, alemi sur, alemi sufli, alemi berzah, adem, alemi misal, emir, umur, evamir, kaf, nun, meylan, meyil hakikati, melekutiyet, vicdan, melaike, irade, fıtrat, ruh, vücut. Okumuşuz. 90 şeyde kalsın. Kardeşim, bedel vermeden bir şey verilmiyor. Aklı ilk birinci derste okurken, akıl diyetmiş. Alimler demiş. Bu üstad almış. İnansiklopedi var ya. Diyor ki adam öldürene, hata yapanlara diyet vardır. Hiç namazı kılmamış, ömrüne oruç tutmamışa iskat yapılmaz. Vefat edene. İskat nedir? İskat nedir? Zannediliyor ki namaz kılanı affettirmek için şeydir Allah ile şey. Bilmiyor ya. İskat hiç namaz kılmayan, oruç tutmana yapılmaz. Nedir o? Nasıl şeker hastası veya daimi bir hastalık var. Yani düzelmeyeceksin. Oruç tutamıyorsun. Ona diyet veriliyor ya. Ha, namaz oruç kılarken yapılan hatalarımız var. Tamam. Onların o kılınan, yapılan amelin hatalarının fidyesidir bu. Yapılmayana değil ki. Onlar yapılmadığı halde yapılsın diye değerlendiriyor da onun için iskata ve çoğu Müslümanı iskatsız kabre gönderiyorlar. Tamam, fidyesiz. Ha, tabii onu sen Vehhabileri, televizyon, türbini onaylı, türbin oynayanları, ya sanki yeni İslamiyet gelmiş gibi bu televizyondaki o Vehhabiler, sen televizyondan dinini öğrenirsen sen de iskatsız gidersin kabire işte. Oysa iskat namaz kılmayana değil, kılana yapılır. Onu mesela met. Mesela İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. İskat gerekiyor. İyyâ met çekmedin ki. Oo biz ayrılıyorduk. Yok iskatın yapılacak. Ama adam gibi kılacaksın da.
İyyâke ne'abudu ve iyâke nestaîn. O neydi yapacak? İşte bu hatalarımızın fidyesi. Rahmet değil mi bu? He gafur? Borç kaldı. Evet. Hem de büyük rahmet abi. Heh, adam ne diyor? Bu Allah ile diyor kılmadığın orucun da bu parayla ödeyeceksin. Kılmayana zaten şakmaz ki. Anladık mı? Ya bilmiyor ki. Ya biliyor. Bilerek yapıyor. Sen o televizyondaki o İslamsız oğulları ve onun türevleri, evet, o filozof, evet, o ilahi, yatçı, evet, okumayan okumamıştır. Okumayan okumayandır. Evet. Bunlar okumayan. Yani anladınız mı, evet, okumayan? Şimdi nereden açılmıştı? Ha, sonra geçmeden şu teraziyle ilgili biraz... Tamam, konuyu değiştirelim. Evet, bugün şunu şöyle yapsak... Anladın mı? Mukademe okuyoruz, tamam, da, akıl yok da. O zaman çok feci çarpılacağız abi biz. Evet, ya şu anda oldu. Allah bize akıl versin. Amin. Seni iyi dedi. Emre diyor, kızıyorsun. Abi orada zaten. Nerede? Tadı mı? Abi onu da yazma istersen. Git başka bir kalemle yaz. Zaten teraziye mi koymuş abi? Bende sinirli rahatsızlığı var. Burada baktım. Abi oradan değil. Öteki sinir. Hamada zulüm yazan abi. Evet. Şöyle diyor. Çünkü ustad diyor ki zaten bu üçü için adalet, diğer geri kalan altısı için zulümdür diyor. Diyor ki abi işaret edeceğiz 24'te. Şu 9 mertebenin bu, altısı olur. Zulümdür, üçü adıl adalettir diyor. Vay be. Sırat-ı müstakimden Murat şu 3 mertebedir. 3, 6, 9'u mu? 6 tanesi. 3, 6'sı. Şu 9 mertebenin altısı zulümdür. Zulüm. Üçü adlı adalet. Zaten bu tarafa da geldiyse zulüm olur, o tarafa geldiyse zulüm olur. Eylemsel hali de olur. Biri kendine, biri dışarıya mı zulüm ediyor? Olabilir, olabilir. Peki, ya ne güzel bir şey ya. Maç konuşacağımız ha, şu Burkan'ı bak konuşmayacak. Bak, şu anda peki o 24 mi işaretleyeceğiz? 23. Bak, 24. Bak arkadaşlar, bir Risale-i bir konusunu ha böyle çizdik, tamam mı? Ha böyle, böyle bir adamız diye. Kendimizi bir derece Risale'nin dairesinde korumaya çalışıyoruz kendimizi. Bu manayla hemhal olalım. Bu aleti. Şimdi Risale'de söyleyeni dizdim. Dizdik. Üstad demiş ki altı tanesi ezber okudun geçti. Anla hangi altı? Çizsen böyle ha altıya. Kendisi söylüyor zaten. Zulümdür. Vasatı demiş. Üçün adalettir. Şimdi izah mı külliyatı? Yoksa daha şuur altımıza inmek mi? Altı tanesi deyince, ha bunlarmış. Yani, bu neresi izah ya? Ne acayip ya, acayip bir şey ya. Mühimler, ben yani söyleyeyim. içim acıyor biliyor musun? Kime? Kendime değil ha, yani kendime yap. Yani mahrum ediyor bu kadar kardeşlerimizi, ülfet belasına sarılmış. Yani yazık ya. Bunlar ama bunu dinleme, şunu dinlemeyebilirsin. 24 abi, o mevzunun devamı. Okuyorum. Bilmediğini bilmektir akıl, Sokrates. Aklı nispetinde dünya, ahiret bütünsel görür. Aklı, zeka, ahirete kopmuş dünya. Akıl ise dünyaya, ahirette bakar. Vahiyle bakar. Akıllı bir insan aklını kullanır. Daha akıllı bir insan başkalarının aklını kullanır. Bernard Shaw diye bir adam. Hmm. Ne aldıksa söyle. Bir daha. Akıllı bir insan aklını kullanır. Daha akıllı bir insan başkalarının aklını kullanır. Bernard Shaw. Selefi salihine göre akıl ile ahlak özdeş kullanmışlar. Biri birisiz olamazlar derler. Aklın düşmanları, bu ben çok uğraşmışım buna. Bu çok, lütfen bunu altını çiziyorum, bunu iyi dinleyin şu. Ama fazla ömek vermişim ama biz bir cümle, bir aklın düşmanları, aklı bozan, vahiden koparan, tamam mı? Seni aklını aklına bela eden sıfatlar, ucub, riya, yeis, hubuca, dünya muhabbeti, kin, nefret, adavet, haset, tembellik. Bunların şansı yok. Aklı aklına bela attır.
aklını, aklı aklını kullanırsa dünyanı cehenneme çevirir. Sen aklını kullanırsan bunlardan çıkar. Peki bu olmaz değil. Bakın ucub, riya, haset olmaz değil. Bunları ifrat tefritinden azat et, vasat. Mesela haset. Diyor ki senin o haset ettiğin diyor mal, mülk diyor yavruda da var. Yani o kadar şey değil. Allah'ın nazarında bu dünyanın, komple dünyanın bardak, bir bardak su kadar susuz bir dünya olsa suya ne kadar ihtiyacın var? Su yok. Bir bardak su, bütün dünya bedel. Cenab-ı Hak diyor ki, ahirete göre dünyanın bir bardak su kadar benim nazarımda değeri olsaydı ben kafire bir bardak su vermezdim. Mesela Allah Resulü jipe binmemiş, arabaya binmemiş. Bunu Hollanda'da gördüm. Acayip bir arabada bir baktım ki 20 küsur yaşında bir çocuk. O zaman bu halet böyle. Baktım Allah Allah ben vazgeçtim. Allah Resulü sebebi kainat. Değil mi? Peygamber Aleyhisselam böyle bir ara bir bilmemiş. Bu adam şimdi bu çocuk üstün mü ki buna bilmiş? Dedim. Dedim ki sonra ayet böyle çok hafıza söyledim. Hafız var ya bizim Selahattin Hafız. Dedi ki siz diyor dünya hayatına koşuyorsunuz ama Allah sizin ahiretini kazanmanızı istiyor. O sizin için daha hayırlıdır diyor. Vesaire ayetleri gösterdi. Yani ölçü çok önemli. Çok önemli. Şimdi devam ediyorum. Bozulmayalım. En azından bugün şu şeyi bitirelim mukaddeme. Artık ısınma mukaddeme olmadan Gafur'un biraz şey yaptığı metinden ve şeye gireceğiz Allah'ın izniyle. Aklın düşmanları neymiş abiler? Bir daha. Ucub, riya, yeis, hubuca, dünya muhabbeti, kin, nefret, adavet, haset, tembellik. Allah-u Teala Celle Celaluhu akıldan daha değerli bir şey yaratmamıştır. Hadisi bil mana. Akıl birbirine benzemeyen şeyleri bak. Kim bu? Goethe. Goethe'yi adam yazmış. Akıl birbirine benzemeyen şeylerin benzer yönlerini yani yanlarını benzer şeylerin ise farklı yanlarını görmektir. Çok dua. Demiş. Adem Aleyhisselam ilimleri öğretmiş. Adem Aleyhisselam ilimleri öğretmiş. Buna varis olan akıldır. Adem Aleyhisselam bu çok önemli. Bunu yeni bulmuşum. Adem Aleyhisselamlara ve Adem'e esma-i külleha bütün isimleri öğretmiş mi abi? Allah öğretmiş. Ben buna talip miyim? Talipse varissin. Varis kimdir? Babanın malı mülkü kim? Varisine kalır. Kim o? Evladı. Adem Aleyhisselam'ın ilmine varis akıldır. Bu ne demek bu? Çok acayip. Bu esmaların bütünlüğe gelmesi getirilmen kadar akıllısın. Esmaların, her esma kafire de tecelli ediyor. Ama esmaların bütünlüğe, vasata getirilmesi kadar akıllısın. Ben kadar esmaya aynı darlığı nispetince. Yani evet. Adem olduğum kadar. Evet. Akıl, okul, akıl vesaire. Soyutlama yapabilme. Yani bakın somut var ya şu eşya, elma, ayvadan onu yaratan zatla anlamlandırmak. Ya Musabir, ya Mukadir, ya Mulevi, ya Sani, ya Hakim, ya Rahman orada görmek. Bu ne demek? Soyutlama yapabilme. Bu akıl yapar, zeka yapmaz. Kavram var ya kavramlar. Kavrama bağlantı kurma demektir. Benzerliklerin ve farklılıkların bilgisine varmadır akıl. Çıkarım yapabilmedir. Bilginin, düşüncelerin sınırlarını aşabilmesidir. Bak, akıl ne yapar? Bilginin, düşüncelerin, malumatların sınırının dışını aşmaktır. Aşabilme yetisidir. Hususu dünyadan çıkıp 11 dünyanın. Evet. O yeti, o çok çok acayip. Bilgi, malumat, bir de yok zan da olabilir ama bilgi, malumat, düşünce, düşüncelerinin hudutlarını aşabilme. Aslında onlar ne demek?
kendi enenden çıkmak yani. Benim biliyorumun dışından, hariçten bir bilgi evet. alabilmeyi kabul etmek. Doğru. Yani. Bilgilerine dışarıdan bakmak ve kontrol etmek. Bu doğru değil mi? Aslında benden değil mi? Çıkmak gibi evet. oluyor. Böyle işte vahya muhatap bir... İşte ha, muhatap oldukça, yani. Şey dedi ya birinci derste... Yumurtamdan çıkmak gibi. Aynen, aynen. Çıktıkça önünde konulan akıldır. İşte bu aklı şey, evet. arkası. Çok acayip. Şimdi Elmalılı Hamdi Yazır kitabından alınan notlar başta altında. Ama o zatına aitti. Toplama yaptığı için ondan baktım. Şimdi bundan sonra onun ondan sonra bitiyor ve ders bitecek. İnşallah haftaya akla gireceğiz ve akıl hakkında mukaddemelerimiz bitmiş olacak. Haftaya Allah nasip ederse akıl hakkındaki haftaya sıfatlar. Yoksun. Haftaya. Yok var var. Almanya. Ondan sonra bir hafta. Ayın 19'unda daha, 10 gün. 19. Daha var. Ondan sonra. Efendim, Allah-u Teala Hazretleri ilk evvel aklı yarattı. Bu da rivayet, hadis ve ayetlerden insan o zatın, alemin, Allah rahmet etsin, topladı. Dolayısıyla böyle bak. Bağlantılar hariç, metinler şeyin, kutsi. Allah-u Teala Hazretleri ilk evvel aklı yarattı. Akla, beni gel, git, ne dediyse yaptı. Hak Teala İzzet ve Celalime kasem edip, ya akl, senden daha ekram mahluk yaratmadım. Senin ile ahs ederim ve senin ile it'a ederim. Senin ile sevap veririm ve senin ile ikaf ederim diye buyurdu. Subhanallah. Yani o zaman abi az önce birinci derste söylemiştim ya, İyyake na'budu bunu diyebilen, diyen, evet. Allah Allah, bir de okuyayım. Cenab-ı Hak akla dedi ki, beri gel, git, ne dediyse yaptı. Hatta Teala İzzet ve Celalime kasem edip, ya çok acayip ya, kullanıyoruz da haberimiz yok. Bir çık hele aklın. Yani akıl yokken, çünkü Allah'ın aklı yok, ilmi var. Akıl alettir. Bu nasıl yarattı? Böyle bir şeyi, tövbe yani, tefekkür. Ha? Tefekkürü küfür, küfür değil ya. Allah'ın hatırına nasıl geldi, nasıl öyle? Böyle bir şey yaratacağım ya. Akıl kendisini hayret ediyor ya. Aklın bir mertebe, bir sıfatı da hayretmiş. Her şeye belki bir baha bulunabilir abi de yani derece şeyine göre. Ama akılla yani daha dünyada verilen nimetlerden cennetin yani cenneti vereceğim, Cenab-ı Hak sana aklını ver, cennete gir dese cennet bir mana ifade etmiyor. Yok. Dolayısıyla akıl cennetten çok üstün. Çok. Yani onsuz zaten bir mana ifade etmiyor. O ilk yaratılan da buymuş ya. Okuyacağım hadisi. Aman ya Rabbi. Ya Rabbi seni seviyoruz ya. Allah'ım kalbimizdeki sevgi senden inikastır. Sen sevdirdiğin için seviyorsun. Onun hürmetine, Allah'lığın hürmetine, Müslümanları vasete nur talebine ve bu derste olanların ve amin diyenlerin, evlad diyarlarını ve kendilerini, onları sevenleri, bunların sevdiklerini iki cihanda aziz eyle, maddi ve manevi sıkıntılar verme, insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlardan bu Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin hürmetine nasip eyle ya Rabbi, muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ın hatırına, Allah'ın. Ne güzel bir Allah'sın. Ya ak senden diyor ki, ya ak senden daha ekram mahluk yaratmadım. Senin ile ahsederim. Senin ile alırım, geri alırım. Senin ile ita ederim, veririm. Sen olduğun için. Ve senin ile sevap veririm. Sevabı senin üzerinde olur. Sen yoksan sevap yoktur. Çünkü dini olmayanın, aklı olmayan dini yoktur. Ya sanki sırrı insani fark eden, sırrı insaninin sırrını cem olduğu yermiş. Acayip, acayip. Hani dedik ya bak burada ne diyor? Kıblesi vahiy. Ben ona benzerim. Evet Osman'ım bak bak, kıblesi vahiy. Çok acayip ya. Senin ile, senin üzerine sevap veririm, senin üzerine azap ederim. Senin üzerinde. Kavşak yani. Mesela o sırrı insani. Bunu kullanacağız yani. Akıl kavşak. Akıl bir enerji şey depoz şey. Aklı zaten. Olmayanın sırrı insanisi ortaya çıkabilir mi? Çıkmaz. Yani oraya yani, geliyorum. O zaman doktor çıkmaz demedi biliyor musunuz? Nasıl bir farkında değil ha. Yok çıkmaz dedim ben. O ne yaptı? Çıkmaz. Yani iki türlü herkese böyle asla böyle nasıl fıtrat emredildi olmaz diye böyle.
Hasan abi, o zaman şu Adem Aleyhisselam ve Adem demişiz, mevcut demişsiniz, oraya belki de akıl bile diyebilirsiniz yani. Hay ya. Hay ya. Çok tuhaf. Bu hadis ha? Hadis kutsi bu da. Yani senin ile azap ederim, sen varsan azap ederim, yoksa etmem. Aklı olmayan azap etmiyor ki deliye çocuğa. Hayvan. Yani akıl etmiyor ki. Senin, itaat ederim seni. Allah Allah, subhanallah. Abi Adem, bakın Adem şey, Adem tılsım, kusura bakmayın böldüm. Adem de tılsım. Biraz yavaş, ha. Özür dilerim. Adem tılsım. Adem, şu mu Adem? Tılsım. Şu mu? Adem de tılsım abi. Bu da tılsım. Ama akıl dersek oraya, akıl oraya dersek sır. Akıl sır oluyor abi ya. Bu işi çözmek için ooo, çok iyi. Akıl sırları açıyor. Akıl bir alettir dediniz ya abi. O işi çözen alet o. Yani o sırrı, o şeyi çıkartır. Yani şimdi çözen şey o. Dekoder. Ama akıl, alet ya. Alet demek zıtları biliyor. Alet, kendisi hem sır sahibi hem tılsım sahibi. Hem sır hem tılsım, tamam. Çünkü akılda zıtlar var. Akılda da tek boyut da, vahiy bağlandığı zaman tek boyut, kendi aleminde 33 tane mertebede sır sahibi. Sır demek, zıtlar duruyor, birbirine geçiyor. Ama tılsım ise birbirine dönüştürüyor. Mesela, o 8'in sözdeki aslan, ata inkılap etmesi tılsım. Sır değil o. Tılsımı çözünce hemen atı. İşte akıl hem tılsım hem sır. Onu yazar mısın? Akıl hem tılsım hem sır sahibi. Herhalde yazılmış. Tılsımdır yazılar diyor. Yazdık değil mi? Bunu yazdık. Abi akıl. Geçen haftaki şeyi atmadı bana. Attım abi. Yok resmini atmadım. Gruba attım, siz dediniz attım. Attın mı? Soruyorsunuz hiç bakmıyorsunuz ha. Ben... Yok bana atacaksın zannettim. Ha, İma grubuna atar mısınız dediniz hemen. Öyle mi ha? Siz bakmıyorsunuz. Bir daha bakacağım. Ben zannettim kendime attım. Abi bu asıl şey, İma grubuna demişsiniz onun için öyle. Öyle mi? İma grubuna atar mısın dediniz, ben öyle attım. Tamam. Osman'ın yazı bak şimdi. Abi diyor hayatın sabit cevher ruhu vesaire diyor ya. Yani geriye gittiğimizde ene. Yani eneye takılan bu alet olmasaydı sırrı tek, yani ene tabiri caizse akıl olmadan işlemiyor, şeye geçemiyor. Çünkü akıl olmayanın teklifi de olmuyor, bunları şey yapamıyor. Yani evet. Enenin dışı olabilmesi için o aletin şey ona takılması ya, lazım. Mesela termometre 60 derece gösteriyor. Elinizi sürün 60 derece sıcaklık yok. Termometre. Akıl böyle bir şey. Bir daha okuyayım, devam edeyim. Elmalı cilt bir sayfa 460'ta. Madeni kalp ve ruhta, bak, madeni kalp ve ruhta şuayi dimada bulunan bir nuru manevidir, akıl. Gayri mahsul bir, gayri mahsus bir manayı bizzat ve bilbedahe keşfeden aleti idrake akıl tesmiye edilir. Aleti idrak. Aklında başlınca iki nevi seyri vardır. Birincisi, ağır tedirici ve zemani olan teemmülü seyridir ki buna fikir tesmiye olunur. Diğeri de bir lahzada, bu çok önemli, bunu kaçırmayın. Yani mesela teniyle yavaş 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 ekleyerek bu şekilde toplamına fikir denilir. Diğeri ise bir lahzada, bir anda, bir derste böyle, bir kelamda, bir hamlede matluba vasıl oluverecek derecede seri olan aynı seyridir ki buna da aklın had sıfatı tesmih edilir. Had. Suretli bir şekilde intikal. Yani sebep sonucu yok bunun. Fikre binen kimdi abi? Akıl. Ruh. Ruh mu? Hayır, akıl. Akıl hayal. Fikre bindi, ruh hayal bindi. Bir daha, ruh hayal bindi, akıl fikre. Fikre bindi. Evet. Şimdi bu had, sebepsiz. Hani böyle babaanneler var ya hani köydeki, hani dedik ya. Biz ne dedik? Şair, tevarüsel, hadla besliyor. Yani Allah Resulü diyor ki bu hadisi ben ekliyorum. İlim yapmadan ilim isteyen yok mudur? Nasıl olacak yani yapmadan? Takmanızı artırın diyor. Ne yapar? Onlarda sebepli ilim değil, sebepsiz
tecelliye mazhar oluyorlar. Ne oluyor? Hads. Akılda sebep sonuç ilişkisi kullanmadan aktif olan taraf hads. Devam edin. Bu hads de iki kısımmış. Birisi her birinde mevzuna göre uzun müddet vaki olan tahsil, tecrübe ve mumareseden. Mumarese çalışarak ihtisas sahibi olmak. Mutahassil, mutahassıl meleki ihtiyardır ki huy edilmek, kesbidir. Nazari ameli tahsil ve terbiye ilmiye bu gayeye ermek içindir. Buna aklı mesmu dahi denilir. Dinilen, işitilen, duyulmuş denilen olacak. Dinlenilen. Dinlenilen. Doğruyuz ya. Dinlenilen. Ha, tamam. İşitilen, duyulmuş. Diğeri doğrudan doğruya fıtraten merkez, yani sabit ve makar kılınmış ve sırf vehbi ilahi olan melekedir ki buna da kuvve-i kutsiye veya aklı matbu veya garizi tesmi olunur. Mesela o adamın o kadar acayip aklı, acayip böyle vahye tabi artık vahiy gibi olmuş aklı. Şöyle bu akıl, buna ne garizi tesmi şu, üç sıfatla sıfatlanır, kuvve-i kutsiye sahibi oluyor. Bak tarifle ediyorum. Kuvve-i kutsiye, aklı matlup veya garizi tesmi olur şu. O kadar fenafil vahiy oluyor ki bu ayettir, bu değildir der. Hatta hadise o kadar hemhal olur ki bu insan, sahası o. Hadisesiz Allah Resulü'nün kelamından ruhuna kadar girer. O oraya girer. Dimağına kalbinden beslenir. Ve o muhaddis, bu hadis uleması Allah Resulü'nün kelamına, ruhuna, kalbine, aklına ve fiiline o kadar aşına peyda eder ki ondan bir kelam sudur etse diyor onun 24. sözde bu hadis değildir der. Bu hadistir der. Bu ona hastır. Hastır, am değildir. Genel değildir, ona hastır. Ben bunu şöyle alemimde yapıyorum. Ekseriyeti mutlaka %90 diyebilirim. Yani iddiam var benim. Külliyattan bana bir kelime olmayan bir kelime söyleyin. Hele hele bir cümle, zaten şansı yok. Kelime söyleyin, bu külliyatta geçmiyor derim %90. O kadar aşına peyda etmiş. Daha fazla peyda edilir. Mesela Zübeyir abi, Örüştü abi zaten şeydi böyle. Onun şeyini de eklerdi yani. Onu da söylüyordu. Evet, söylerdi böyle. Sayfayı söylüyor, çok hakimdi. Şimdi ben şeyi anlatmaya çalışıyorum. Nereye, hangi fenafil olmuşsak, fenafil risale, fenafil Kur'an, fenafil hadis olmuşsan, bakın Allah, ben şöyle bakıyorum. Uzatıyorum zannetmeyin ama çok şeyimize cevap verecek. Mesela diyor ki Allah Resulü şu zata böyle diyor. Bu zata öyle deyince ben bu oradan ders çıkartmak, hayatımıza anlam vermek, malzeme yapmak dışında o anda ben bunu söyleme ihtiyacı duyan Allah Resulü'nün ruhunu çözmeye çalışıyorum. Yani aklını çözmeye çalışıyorum. Yani bu kelamda iz takip ediyorum. Şimdi olur, yeni bir füze yapılmış. Kelamı yol. Kelamı yol yapıyorsun, oradan gidiyorsun. Geri gidiyorum. Mesela iki tane füze var şu anda. Bağıştayım. Geniş tarif bilgisi değil. Mesela Rusya'nın S-400 yapmış. Havadan gelen füzeyi havada imha eder. Bu basit bir teknolojidir. Bunun daha ilerisi var. Çok acayip. Bunu havada yakalıyor. İmha etmiyor. Şifresini değiştiriyor. Geldiği rampayı yok ettiriyor kendisine. Kendi füzesiyle kendisi. Tamam mı? Onu da müjdeyi vereyim. Türkiye'de bu var yeni. Yeni. Şu 10 günlük hadisedir bu. Bunun beynini değiştirip geldiği rampayı yok ediyor. Bu olmuş. Ben size söyleyeyim. Hani sağ biraz.
Şimdi bir şey söyleyeceğim lütfen. Ama şeyimi kesmedin. Allah Resulü birisine söylüyor mu? Söylüyor. O zat ve bu. Allah-u Alem %50-60 o anda onun psikolojisini anlıyor. Buna mesela diyelim ki bir sahabeye diyor ki ama bu has iken amya olmuş. Yolda taşı kaldırmak sadakadır. Bir sahabe diyor ki işte cihata mı girin? Hay annene şey yap. Mesela sizin en hayliniz diyor bak şimdi. En hayli ailesine iyi yumuşak davranandır. Bak bir insan kim kime, neyi, ne zaman, niçin, makam, maksat, uslubu takip ederek söyle. Bir insan ki Allah Resulü, bir insana, sahabeye sizin en hayliniz diyor, ailesine yumuşak, iyi davranandır. Tamam. Bunu söyleme ihtiyacı duyulmuş. Mesela bir tane örnek veriyorum, toparlayıp birkaç tane örnekle. Tebessüm sadakadandır. Bu denebilmesi için. Adamın gülmüyor olması lazım. Yani evet. Yani ona denmişse bu insan, bu insana bu söz ihtiyaçtır. Bu onun ilacıdır. O onu kuyudan çıkaracak. O onu fark etmiyor. Onu ayna tuttu. Bak dedi o hadisi söylerken bak bu aynaya. Yapamıyorum ya. Tebessüm sadakadandır. Ondan sonra zalim bir insanın gürüne taşı kaldırmak sadakadır. Ne yapıyorduysa. Değilirsin söylemiyor. Ondan sonra bunu söylerken Allah Resulü'ne fenafil Resul var ya tabi hatta fenafil şef, fenafil Resul. O kelamı takip ediyor. Nasıl takip ediyorsun? Köpek bile ben görmediğime inanmam demez. Benim gözüm burundur der. Benim gözüm köpek burundur der. Yarasa benim gözüm kulağımdır der. Köpek görmediğine kokusuyla gider. Görmediğim inanmam demez sahibine. Hay yavrum, hay yavrum yakala onu. Görmedim ki ey benim ustacığım, sahibim. Kokuyla gider. Yarasa sesi gönderir, eşeğe çarpar, enlem boylamını tespit eder, koordinatlarını ve maddeyi de tespit eder yumuşaklığı. Ondan sonra aralarından, zillerin arasından çarparak, şey çarpmayarak çıkar. Bu frekans. Öyle bir frekans değil, 20 ile 20 bin arasındaki frekansı çözen insanın aklı şey kulağı, yarasa ise 120 bin. Tak tak tak. Gönderiyor, gelen sese göre yönünü tayin ediyor. Ne diyor yarasa? Ben görmediğime inanmam demez, duymadığıma inanmam. Tamam mı? Kulağı. Demek ki onun gözü bu olmuş. Şimdi Allah Resulü elindeki akan şeyi söyleyeceğim. Su. Ne yapmış? İndel hace karşıkiyi ikna etmek, ilzam etmek, iskat etmek için kullanmış. Yani kafiri susturmak, Müslüman imanı artırmak, teslimiyeti olmayan riyakara, münafı ihlasa getirmek için parmağından su aktı. Ben buna böyle bakmıyorum. Şimdi Allah Resulü bu ihtiyaç duydu münafığa, kafire, gafile, Müslümana, Müslüman olacaklara buradan ders veriyor. O adamın İman artıyor. Ben başka bir şey bakıyorum. Ne ona bakıyorum, ne Resulullah'ın böyleliğine bakıyorum. Su aktığı zaman şöyle bakıyorum. Su, ben dua ediyorum, elimden su akıyor. Ben peygamber oluyorum, tamam mı? Bu izi takip ediyorum. Parmağımdan su aksa benim imanım ne olur? Fenafil. Evet, fenafil. O Resulullah oluyorum o. Şimdi benim su aksa şöyle. Bir uzatır mısınız? Bak elinize, bana değil, elinize. Şimdi parmağınızdan su akıyor. Yani israf olmayacak elinize zaten. Ben böyle uzatıyorum. Böyle şu parmağınızdan su akınca. Ben dolduruyorum. Ne olur? Osman şimdi parmağından su aktığını hayal et. Tabii şimdi tabii. Korkarım abi. Korkar. Korkar. Herkesin böyle diyeceği. Ödümüz pahalı. Peki, bu insan böyle rahat durabiliyor mu? Yağmasıyla yağmaması, sebeple sebepsiz esmaunlu alemin eşit olmuş. Az önce söylediğimiz bir şey. Tayin taşa. He? Arada söylemiştik ya. Esbatlıdan esbapsıza geçmiş oluyor. Tayin taşa zat sıfat sana şey yapınca mutlak hürriyet sahibi, mutlak irade sahibi oluyor. O onda mesela iman ettiğiyle beslendiği için Allah'ın kudreti onda zahir oluyor. Ama o da seyrediyor. Peki şimdi buna dön. Resulullah'ın imanı nasıl olur? Kendisinin.
Yani, acayip değil mi? Şimdi Allah Resulü'nün bu bazı hareketleri amdır, bazısı hastır. Bazısı da ahkamdır. Hmm. Aynı ayet gibi. Ayette cari olan sucunun, gusun, hattın, battın, mutalan ayetin meratipleri olduğu gibi hadisin de meratipleri var. Adam mealini alıyor. Hiç bu meratipleri kale almadan ahkam hadisiymiş. Kime söylenmiş? Ne zaman söylenmiş? Hiç. Hiç sanmadan meal almış. Türkçe meali. Abad diyor. Böyle işte. Şimdi nereden şey yapmıştık? Ha, üç tane şey. Kuvve-i Kudsiye. Bu akıl. Kuvve-i Kudsiye ve aklı muhakkup ve garizi tesmiye olunur. Bu üçü bir araya geldiği zaman hads oluyor, hads. Yani kuvve-i kutsiye, aklı matbu, matbu veya garizi art. Bu üçü bir araya gelince, dimağa gönderdi Mehmet abi bu sayfayı. Bu üçü bir araya geldiği zaman akılda hads. Ben bu sıfatı bilmiyordum. Hads, sureti intikal. Haddeden müntehaya diyor. Haddeden müntehaya sürat. Yani hiç esbab kullanmadan. Esbaplı esmalar var. Çünkü esbapsız emirden de anlatır. Samet, Allah, başka ehad değil mi? Bunlar zat-ı esmalardır. Esbab kullanmazlar. Onun için Allah Kur'an'da iki türlü tecelliden bahseder. Sebepliye biz deriz. Sebepsiz tecelliye, yaratmaya ben der. Allah ilk yaratırken sebepsiz yarattı, sonra iade ederken sebepli. Esma, mesela bir elmanın yaratılmasından Mulevi Musa bir sürü esmalar gerekiyor. Her bir esma ben, ben, bendir. Benlerin toplamı biz olur. Onun için biz kullanır. Esmaların bütününe biz. Ama esmasız kudretiyle, ilk yaratma sıfatıyla kün dedi oldu. Onda ben kullanıyor. Tabii zahire bakarsan Allah biz diyor, başka tanrı da mı var diyor. Basmıyor ki. Bu ilah. Yani Melik-in Nas, İlah-in Nas, Rabbin Nas. Bakın şimdi, ama ehadın içinde ilahlar yok. Yani İlah-in Nas demek içinde esmalar var. Rabbin Nas mı abi? İlah-in Nas da mı esmalar var? Evet var, evet. Rabb rububiyetle alakalı. Ama ehadda ise içine başka ilah koyamazsın, esma koyamazsın. Koyduğun anda ehadlıktan çıkar. Zatidir çünkü. Tamam mı? Barındırır ama yoktur. İşte çok acayip yani. Bilince, bilmeyince. Şimdi bunda esas itibariyle sayu kesbin hiç hükmü yok hadiste. Sayu kesb var ya babaannelerimizde. Böyle bir anda böyle doğar kalbin. Dersin ki Allah Allah bu gece böyle bir şey yani. Bir mana geldi tak diye yazdım. Bunun zamanı, zemini, bu müsait mi değil denmez. Buna ne diyor bak ne diyor? Bunda esas itibariyle sayu kesbin hiç hükmü yok. Hads. Ve herkesin bu nevi hadsi akıldan az çok bir nasibi vardır. Bu olmayınca öbür aklı mesmuğun hiç hükmü olmaz. Yani bunun kabili tahdid olmayan birçok meratibi vardır ki bir zekayı basitten ukulu enbiya mertebelerine kadar gider. En yüksek mertebesine aklı evvel denilir ki mebdeden gayeyi bak dinleyin bak kat neymiş mebdeden daha başlangıçtan gayeyi gayeden mebdeyi sonuçtan başa evvelden ahire ahirden evveli kemal yakin ile gören bu aklı evvel kelam ilahi ve nuru Muhammedidir aleyhissalatü vesselam. Bu kelam ilahi nedir? Nuru Muhammedi evvelden ahire, ahirden evvele, zahirden batına, batından zahirine gitme ve gösterme, görmedir. Peki abi bir şey söyleyebilir miyim? Büyük zatlar hiç konuşmazlarmış ya ama bir aktarma var. Bir aktarma var. Tabii canım. Resulullah'ın insiba var. İnikas var. Bir de şey var.
insiba, inikas, tenevvür var. Unutmayın, üç tane gelecek ama ben acele edeyim. İnikas, dur, tenevvür, akıl, tenevvür, akıl, imbisat, ruh, inkışaf, kalp. Üç tane. İnikas dediniz. Evet. İnkışaf. İmbisat ve inkışaf. İnkışaf. Nitekim hadis-i şerifte Allah'ın yarattığı ilk benim nurumdur. Allah'ım. Hadis-i şerifte Ya Rabbi varlık adına yani varlık şuuru hani diyorum ya iman da buradan çıkıyor. Ben varım diyebilmek var ya, bak bu var. Varım diyemiyor. Ben varım diyebilmek kadar yani bu Allah lazım bunu olması için. Yani Adem'den vücuda çık. Yani şöyle diyeyim de biraz daha hayretimiz artsın. Özür dilerim, affınıza sığınırım. Atılan bir sebeple atılan erkekten hücre sayısı en az öyle okumuştum. Doktorum şey düzeltsin eksimi 300'de 500 milyon hücreymiş. Hücreymiş. Onun içinden bir tanesiyle ben olmuşum. 300 milyonla 500 milyon. Bir insanda ne kadar atılmıştır ömür billah? Ama o anda atılırken 500 milyondan ben seçilmişim. Ömüründen bir de düşünürsen ben vücuda çıkmışım, varım diyebilmişim, varlığımdan haberdar oldum. Oldum aldım, bu değil. Var ama varlığımdan haberdar değil. Yetmiyor. Var oldum, varlığımdan haberdar oldum, varlığından haberdar etti. Şimdi bu varım diyebilmek, vücuttan Adem'e çıkmak yetmiyor. Ama bundan daha büyük nimet yok. Çünkü bak bunun üzerine ne kurulmuş? Bina kuracağım şimdi. Ben varım diyebilmek farkındalığı doğurdu. Varım diyebilmek Adem'den var. Bu varım diyebilmek bana farkındalık getirdi. Farkındalık bana imtiyaz kazandırdı. İmtiyaz. İmtiyaz da farklı muamele yaptı. Ben de bunlara karşı bir vefa ortaya çıktı. Vefayı tanımlama ve ifadeyle iman etti. Bunun üzerine kuruldu. Allah Allah. İman vefanın tanımlanmasıdır. Evet. Diş vuruşudur. Osman Yaz. Ya, doğru söyledi yani. Hakikaten İlim imanın yani alt belli tavanları denebilir. Daha önce yazmıştı ama. He, hakikaten çünkü vefa mesela hiçbir zatı yani imanı vefası vefanın dışa vuruşudur. Vefa imandandır. Vefa imandandır. Mesela temizlik imandandır deyince zannediyorlar ki bu. Kudüs ismini oku. Günahlar manevi kirler olduğunu unutma diyor. Tamam mı? İmandandır temizlik. Ha, pisliklerden tecrit, terk ve tecerrütlerden sıyrılacaksın. İsmi Kudüs. Günahlardan anlatıyor, anladın mı? Yani temizleme ile çiçekleri ve gömleği temizlemek değil. Ya bambaşka külliyat ya. Volkan ancak nefes alıyor. Arkadaşlar az kaldı. Önce temizleyin. Namaz kılacağız. Müjdeler olsun. Namaz kılınır. Böyle bir zata namaz kılınır. Kılınır. Abi şimdi burayı bir ona kıldığımızı zannediyoruz da. Ben de onu diyecektim vallahi içimden vallahi onu diyordum da desem mi demesem mi diyordum. Ona kıldığımızı zannediyor. O burada taayyum ve teşahhus edecek. Biz bunu hak edeceğiz. Cenab-ı Hak demek, Cenab-ı Yön demektir. Hak taayyum ve teşahhus etmek demek. Ona değil de kendine diyeceğim. Kendine olmayacak diyecektim de. O ona o onun taayyunu ve teşahhusuna ne kadar ihtiyacım var? Burada tayin ve teşahhus ettireceğim. Elhamdülillah o fırsatı bana verecek. Dinin şartı akıl ve ihtiyar. Abi atladınız. Atladın mı? Bir saatten beri abi buraya bekliyor abi. Vallahi.
Özür dilerim. Nitekim hadis-i şerifte Allah yarattı ilk benim nurumdur. Allah'ın yarattığı şeylerin ilki kalemdir. Allah'ın yarattığı şeylerin ilki akıldır. Hadi şimdi ayıp. Hangisi? Kalemle akıl. Dersin başında aklın yerine maddeten ne koyabilirim diye şey yaptım da ilk aklıma gelen kalemdi. Bilmedim. Allah Allah. İnan. Söyleyecektim söylemedim. Yazayım derim hatta. Çok ilginç. Ne koyuyor? Allah. Yazdı biri. Vallahi ya. Yani. Allah. İlki kalem diyor, ilki akıl diyor. Yani kuşu bağlayın diyor ya. Hani kuş uçar, yani kalem. Nun vel kalemi ve ma yesturun. İyi ki haberdar edin. Hayatımız bir kalemdir diyor. Evet, hayat bir kalem. Allah Allah. Mukadderat hayatımızın. Yazılıyor. Ömrümüz bir sayfa, hayatımız bir kalem. Ondan sonra Mesnevi de söylüyor. Nurum şey kainat diyor şeyse sayfeyse Nur Muhammedi o kalemidir. Kalem kabul edilirse kalemin mürekkebidir. O mürekkep şey kabul edilirse Nur Muhammedi o dökülen o yazının içindeki manadır. Allah Allah. Neler çıktı değil mi? Şey yapmıştı Hızır abi, bir ara kafayı bozdu böyle. Her taraf nur. Namaz kılıyorum diyor. Nur, kafa nokta. Nur, göz nokta. Neler şey yaparsın? Şey, nokta. Ondan sonra, yani her şey, eğiliyorum namazda, nur, secde nokta. Meyve, ağacın dalı, nurun şeyi, meyve nokta. Meyve kendisi nur, sap nokta. Bu ara durumu hiç iyi değildi rahmetlinin. Onu nabi derdik bir ara. Onun için o kadar etkilenmişti ki bir vakıf vardı sonra evlendi. Çocuğuna Nun koydu ismini. Allah. Bir tanesine Cevşen koydu. Allah. Nun ya şu çocuğun adı Nun. Allah Allah. Nun he. Nun. Ondan sonra Cevşen var. Bir de şey, üç tane ki var. Hizbül Akay. Yok. Geri bir... Nun, çocuğun adı Nun ya. O bir ara bu zat o kadar evcedeş yapmıştı ki. Mesela nereye gidiyoruz Hasan kardeşler diye beraber kalıyorduk. Dedim ki Sultan Bey şey Pendik'e ve Sultan Menderes'e gidiyor. Tamam diye falan öyleyim. Ondan sonra o Sultan Bey'in Osmanlıca yazar, önce bir tezeden. Falan kilometrede falan yerde dedi arabamızda sıkıntı olacak dedi. Şoför kim onu uyar diyor. Lan dedim, uyar dedim, bunun karşısına bir şey çıkar, sadakası nedir yani, bedeli nedir? Şunu şunu çıkartacağız dedi, şunu yapacağız, tamam, acayip bir şey ya. Böyle, sonra o kadar ileri, o kadar ileri gitti ki, acayip şey, sonra Usta müdahale etti. Usta dedi ki, yapma, yasaklamış ona, rüyada. O gün bugün yapmıyor. Allah Allah. Evet, çünkü artık... Onun gibi de ben şöyle görmedim. Rüştü abi de bazen gelirdi ona derdik. O melek olmuş ya fena filan. Derdi ki şu dedi şeyin dedi bir evcedinim yap dedi mesela. Yapardı. Mesela benim ismimi annem ismi şey yaptı böyle. Hangi isim galip falan böyle acayip. Bu da ilim. Allah Resulü size bu konuda ömrünü verse ömrü bile yetmez. Bu kadar ilimler için bir ilim Kur'an'da. Evced. Kur'an harfleriyle yapılıyor. Bir ara ben de şeyi bozmuştum böyle. Önce onu rüştü abi bana yasakladı. Kur'an harflerinin tabiatı, öyle toprak, ateş, su, hava, mesela o harfler, mesela diyelim ki her bir insan çekirdek, her bir insan çekirdek, birisi nar çekirdeği, birisi kiraz çekirdeği, birisi kereviz çekirdeği, portakal, birbirimize dizdik, değiştir, evet ben buradaydım ama yer değiştirince farklı oluyorum, harfler, vav, mimler değişiyor ama böyle değişiklik oluyor, her bir insan bir Kur'an harfine denk geliyor. 28 tane tabiatlı şey var insan şeyi. Neyse o bana dedi ki bu sana bu da yasak yapma. Senin işin değil daha. Ondan sonra o gün bütün yapmıyorum. Ama biraz enkaz kaldı. Çok rahatsız ediyordu. Ve dua ettik Cenab-ı Hak da kurtardı bizi o alemden. O şeylerle kurtardı. Dinin şartı akıl ve ihtiyardır. Hani hatırlarsanız aklı olmayan dini yoktur hadisi var ya demek ki bu
Bunlar dinin şartı, diyanetin rüknüdür. Diyaneti de anlatacak ne demek, dinle diyanet. Akıl bulunmayınca dinin taalluk ve teklifi bulunamayacağı gibi, ihtiyar da bulunmadıkça dinin şefku tesiri, tabiri ahale, diyanet bulunamaz. Arkadaşlar, mecbur kalkıyorum. Vahiy buraya geliyor. Sistemdir bu, akıl burada, vahiy buraya geliyor. Eğer akıl yoksa o adamın dini yok. Hangi dini yok? Bizim tanımladığımız, onunla anlamlandığımız bir din. Yoksa fıtri, çocuklarda, hayvanlardaki fıtrat dini bozulmadığı için var. Ondan sonra, ne diyor bir de okuyacağım. Teklifi dinin altına girmez derdi. Aynı, evet abi. Akıl bulunmayınca dinin taalluk ve teklifi bulunamayacağı gibi, ihtiyar da bulunmadıkça dinin sefku tesiri, tabiri, ahelle, diyanet bulunamaz. Yani akıl varsa, bu arkadaşlar bu çok önemli, akıl varsa ulema demiş, dini vardır, ihtiyarı varsa diyaneti vardır. İkindiye var mı daha? Var abi. Buraya okumaya kadar müsaadeniz var mı? Şöyle, 10 dakikada var. Diyanet, virgül, insanın sıfatı ve nefsi bir mefhumudur. Din ise onun mevzu ve mutaliki olan hakiki ve nefsel emri bir mefhumudur. Tabir aile, diğer tabirle anlamadım bunu. Din, vaaz-ı ilahi, din, vaaz-ı ilahi, Allah'ın vaaz etmesi. Diyanet, kesb-i beşeridir. Bunu tefrik edemeyenler, ilim namına hatalara düşerler. İşte bu televizyonda ve vitrin türbin oynayanların hali. Diyanet yol diyebilir miyiz? Yok. Yani çoğaltılabilir. Hiç şüphe yok ki nakli anlayacak olan da akıldır. Yani akılla nakıl çatışınca Osman demişti. Akıl ise nakli tevil eder. Tevil demek evirip çevirmek değildir. Tevil ne demek biliyor musun? Kelam sahibinin niyetiyle, maksadı ve gayesiyle kelamı izah etmektir. Tevil o demek. Evelleyip evvelkinin niyeti ve gayesine göre kelamın içerisindekileri çıkartmaktır ki içtihat da kendileri uydurmuyor. İçtihat var ya, içtihat. Bir kelamda, Kur'an'ın ve hadisin bir kelamında murat-ı ilahi var, bir sürü. Kelam pakettir, kelam. Onun içerisinde Allah'ın bir sürü muratları var. Müştehit, İmam Azam, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel ve Maliki Hazretleri zannediliyor ki o vitrinde oynayanlar kendileri onları buldular, düşündüler, çıkarttılar, biz de insanız. Hayır! Onlar o kadar Kur'an ve hadisin melekesine, ruhuna insiba ve inikas ve teşerrüp etmişler ki onun ruhuna o kelamın içerisinde bulunan nihayetsiz mana meratipleri ki sucunun, gussun, zattın, battın, attın, mutlala vesaire o manalardan bir tanesini çıkartıyor, üstünü açıyor. Buna kendi düşüncüsü zannediyor. Ona ait cümle okuyorum. Hiç bozmadan, kimse bir şey demeden. Çünkü bu mana bozulmasın. 27. söz. Sayfayı da söyleyeceğim. Sayfa 482. Beşincisi. Üç noktayı nazar şu zamanın iştihadatını arzi yapar, semavilikten çıkarır. Halbuki virgül. Şeriat semaviyedir. İmam Azam'ın sözü niye şeriat olsun, niye semavi olsun, niye vahiy olsun? Bak ne diyor. Halbuki şeriat semaviyedir. Peki iştihat nedir? Hani şeriat semaviyedir. İki, iştihadat-ı şerriye dair imamların iştihatları onun, yani şeriatın, o paketin, o ayetin ahkam-ı mesturesini, yani gizli olan mana mertebelerini, manalarının ahkam-ı mesturesini izhar ettiğinden semaviyedirler. Allah'ın dediğidir o da. Allah'ın dediği açıktır, Allah'ın dediği kapalıdır. Kapalı Allah'ın dediğinin üstünü açınca Allah'ın dediğidir. Neymiş? İştihadat neymiş? Şeriat-ı semaviyenin
ahkam-ı mesturesini izhar ettiğinden, üstünü açtığından semaviyedir, öperim seni. Yani vahiy zımniye mazhar olanlar yapabilir işte, diyebiliriz. Evet. Kim yapar? Vahiy sari tamam. Vâkimu selavatü zekâ. Zekat verin, namaz kılın. Bu açık. Vahiy sari. Vahiy zimni mana meratipleri var. O zimninde. Mesela Kur'an'ın söylediklerinden fazladır. Söylemek istedikleri kelamında var. Söyledikleri bir ise söylemek istedikleri nihayetsizdir. Külliyattan söylüyorum. Hakaiki hakikiye bir ise hakaiki nisbiye sonsuzdur. Vay be. Şey çift patlar mermi gibi abi. Bizde var. Men fesserel Kur'an'ı bile iyi fakat kefer diyor abi. Kim Kur'an'ı kendi reyine göre tefsir etse diyor küfretmiş olur. Ya kendi anlaşını. Evet. Kim peki kim bunlar? Hikmet ehilleri ancak yapar. وَمَنْ يُتَلِكْ مَتَفَقَتْ اُدَنْ خَلَكِ فِيهَا. Çünkü her şey el-ceza-i min cinsi amel. Kendi ameli cinsinden nazarla şey, nazar yoksa manzara yoktur diye şey yapmış. Evet, ya, çok acayip. Yani vahiy... Nazar yoksa manzarası da yok. Yani vahiy, vahiyle izah edilebilir. Harika. Yani mana, maddeyle izah edilemiyor yani. Her şey kendi cinsiyle mukabil mana bulabiliyor. O çok... Kaçmadan evet, o çok önemlidir. O çok önemli. Onun için diyor, bu asrın iştihadatı arziyedir diyor. Evet. Hakikati şey yapmıyor. Çok elhamdülillah. Sayfa kaçtı abi o? 482 abi. Mutlaka şey yapın. Çok bak. Ahkam-ı şeriyanın mesturedir. Gizliydir. Onun üstüne akalım. Son şeyimizi okuyalım. Bugün çok bereketli geçti ya. Bugün çok acayip bir şey ya. Ben yani sanki biz bu dersi yapmadık 4 saat ya. Hakikaten sıfır gibiyiz ya. Bu Allah'ın bize ikramı ya. Hangi ders böyle olur ya 4-5 saat ya? Ben 5.40'dan beri ayetten biliyor musunuz yani? 5.40'dan o azamet ve kibriyadan sonra dumanın iyi değil falan. Ondan sonra şunu bekledik, bunu bekledik, şunu da okuyayım, cüz'ü de okuyayım. Hazırla. Ya acayip bir şey bu bereket ya. İkram ilahi. Yani bu mümkün değil ki. Okulda 45 dakika ya. İkramı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnayeti, ihsanatı, lütfu hususi bu. Hepinize ya. Hiç şüphe yok ki nakli anlayacak olan da akıldır. İnan aleyh. Akıl ve dirayet nazardan iskat edildiği anda, binaenaleyh, akıl ve dirayet nazardan iskat edildiği anda ne akıl kalır ne de nakil. Mesela feraset geleceği aralamak ya, dirayet ise nazar ya, bakan. Lakin aynı zamanda unutulmamalıdır ki akıl hakiki malumatın mucidi değil, ahiz ve kabil, yani akıl kendisi imal etmez, onu burada ifade eder. 15. şuada geçtiği gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alemi gaybı diyor, alemi şehadeti taşıdır. 121 şualarda da insanı berzahtan bahsediyor, beşeri değil. Bu akıllı kullanan, kullanabilen, yerinde kullanan, vahye bağlı olanlar orayı buraya gösteriyorlar. Buradakini de üstünü açıyorlar. Sana seni gösterip sen de hepsini tanımlıyorlar. Bunlar kim? Seni oraya bağlayan insani berzahtırlar. Berzah. Anne kandaki çocuk anne berzah olduğu gibi. Abi bir şey sorabilir. Bir şey sorabilir. Sor. Ama şu cümleyi biteyim ondan sonra bitsin. Bitsin. Lakin aynı zamanda unutulmamalıdır ki akıl hakiki malumatın mucidi değil, ahiz ve kabildir. O malumatını yapmaz, alır. Sor. Abi tahakkülün kaç sıfatı var demiştik? Kaç mertebesi? Tahakkülün. Tahakkül. Tahakkülün bilmiyoruz abi. Bilmiyor muyuz? Yok. Ben aklım... Şöyle bir şey söyleyebilir miyim abi? Akıl sistemdir abi. Anladım. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Söyle. Sanki şöyle algılıyorum ben abi. Anlıyorum de. Anlıyorum abi, özür dilerim. Şimdi tahakküle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam benzetmesi yapsak abi. He. İçindeki akıl abi, he, Ahmet Aleyhisselam, o aklın sıfatlarının bütünlüğü, ahkamı Adem Aleyhisselam. Yani denilir tabii. Yani, yani, çok, abi, yani hakikaten eğer uygularsak
taakul sistemdir. Evet. Eylemsel hali akıldır. Evet. Ama aklın da içinde göreceğiz ki 30 demiştik ama çok sıfatları var. Vasıf ve sıfatları var. O da Allah Resulü'nün biliyor musunuz 70 tane mi? 70 küsur tane? 55 tane şey. 55 tane sıfatı var. Şeytan, evet. Tevhidin delili 55. 55 tane ayrı bir delil var. Lisan. Onu ben o zaman akıllı, yazmışım. Akıllısı oraya kadar çıkacak abi o zaman. Ha? İnanın oraya kadar çıkacak abi. Ha. Aklın sıfatları. Onlar zaten o çıkarandır. Bak 55 tane, sayfaya bakar mısınız? Hemen ben orayı açayım. Osman, 55 sen, lisan yazar mısın? 55 de mesleği de. 55. Dur bakayım. Ben çizmişim herhalde. 55 lisan. Ama bu kağıdı keşke buraya yapıştırsaydım. Nerede? Hangi kitap? Mesnevi, Mesnevi de. Onu katrede. Ben nereye alıyorum ya? Bak 55 lisan. 55 lisan var. 54. Sayfa 54. 54. 19'da var. He, dur. 54'e ben bakayım. Birinci bab diyor. Her bir nerede? Avanın 55 lisanlı. Kaç? 55. Ha, 55 lisan. Şimdi ben buraya yapıştırmıştım. Bir de 19'da mı var? 19'da geçiyor. Bir dakika, bir de acaba oraya mı yapıştırdım? Keşke onlar... Bunu bir ben çıkar. Bir tercümesi bir de 55 çıkmıyor abi de. Bakın abi ikinde yok çıkmıyor. 92'de ben çıkar, saydım. Ha? Bu bapta var 92'de. Bir acaba oraya mı yapıştırdım diye bir bakayım. 92 mi? Çünkü yapıştırmam gerekiyor ya. Katrede 54. Var ha, ya. Ana, yani ben 92'de var, 145'te var. 145'te var, he, 54 140. Var. 19, 54, 92, 145. 145. Niye yapıştırmadım ya? Buraya onu yapıştırayım. Yani herhalde nurdersi.com'da yayınlanmış o. Var var. Hem buranın hem Badıl abinin şey tespiti 55 lisan. Yani Allah Resulü 55 lisanı, 55 tane tevhid şey olduğuna göre, 55 tane, onu da ben şey yapıyorum, 55 tane şeytanın ihfal, ifsat sıfatı var. Ama şeytanın temelde sıfatı 8. Nerede yazıyor bunu? O şey, 15. sözde, 15. sözde 8 tane şey sayıyor. Sen bununla işleterek insanları dalalet atıyorsun. Bunu. 3-8 tane. Eski ya. Ha. Yani böyle ders oldu mu hiçbir şey detay bilmeye gerek yok. Zaten duman olmuş gidiyor yani adam. Buraya kadar. İnşallah haftaya. Allah ikinci yanında aziz eylesin. Bu hakikatle haklarmayı nasip eylesin. Kur'an'ı bu manaları yoldaş eylesin. İştirak-ı amal-i uhrebiyeden hissemizi yetmiyor. Senin evlad-ı yalini yetmiyor. Seni sevenleri yetmiyor. Senin sevdiklerini Nur talebelerini hissedar eylesin. Amin. İki cihanda aziz eylesin. Akıllarını akla hakim olanlardan, akıllarını vahye bağlı olanlardan eylesin. Amin. Bu ders ya Rabbi senin nazarında makbul olmuşsa, Allah'ın hatırına bütün geçmişlerimizin günahlarını affeyle. Amin. Geçmişimizi affeyle. Amin diyenlerin de geçmişlerini affeyle ya Rabbi. Riyakarana söylediğimiz şeyleri de dergah izzetinde makbulu kalin eyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı vesile ve şefaatçi yaparak sana dua ediyoruz. Allah'ın hatırına ya Rabbi kabul etmeyeceğim duayı mümin kulumun kalbine, diline vermem. Allah'ın verdiğinizi verdin, sözünde ya Rabbi hulfubat olmadığına göre ya Rabbel Alemin günahlarımızı affeyle, bizi kendine kul kabul eyle, emanetini kapsetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tamam, selamu aleyküm.